Merhabalar, Kıymık programında bu hafta değerli bir konuğu ağırlıyoruz, Mehmet Yıldırım. Tabii bu Kıymık'ın aslında ilk programı, röportaj tarzında ilk programı. Öncelikle neden Kıymık olduğunu ifade etmek isterim. Kıymık esas itibariyle Adorno'nun Minima Moralia eserinde dile getirdiği bir aforizmadan hareketle böyle bir başlığı, böyle bir program adını uygun gördüm. Zira Adorno'nun da ifadesiyle gözümüzdeki kıymık en iyi büyüteçtir değerlendirmesi esas itibariyle daha çok insanın ağrı duyduğu ya da problem teşkil eden hususların ya da eğildiği meselelerin esas itibariyle burasının insanın anlayışını daha ileri bir aşamada zorlayarak daha yaratıcı şeyler çıkartmasına yönelik bir aforizma ve tabii ki yani bu benim kendi değerlendirmem ve tabii ki Adorno'nun söz konusu aforizmasıyla insanın gözünü kaybettiği zaman aslında görme yetisinin ne kadar önemli bir yeti olduğunu da o zaman farkına vardı. Bu Adorno'nun esas itibariyle sürgün sürecinde kaleme aldığı bir çalışma ve özellikle de Alman faşizmi üzerine değerlendirmelerine dair gerçekleştirdiği aforizmalarından bir tanesi. Bu açıdan öncelikli olarak programımızın neden kıymık ismini taşıdığını ifade etmem gerekiyordu. Bugünkü konumuz, bugün 4 Mayıs 2020 tarihindeyiz. Bundan 83 yıl önce Dersim'de ciddi anlamda büyük bir katliama vesile olacak kararlar alındı. Ve bu kararlar neticesinde de anıları ve acıları hala hafızalardan silinmeyen bir acıyla sürekli yaşamaktayız. Bu bakımdan Mehmet Yıldırım bu haftaki konuğumuz ve Mehmet'in bilhassa Dersim tarihine dair çok öncü ciddi çalışmaları söz konusu. Zira Mehmet Osmanlı tarihinde gerçekleştirdiği arşiv çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda bölgedeki sözlü kültür çalışmalarında da önemli başarılara imza atan birisi. Belki kendisi de tensip buyurursa bu çalışmalar neticesinde derlemiş olduğu müzik arşivi de var Mehmet'in. Burada Mehmet'in bir kılamını da dinleyebiliriz. Biraz hazırlıksız oldu Mehmet açısından ama. Şimdi ben bundan önce şunu ifade edeyim. Biz 1938'e nasıl geldik? 1938 aslında Dersim tarihinin evveliyatında bir tarihsel bakiyenin birikmişliğini ifade ediyor. Dersim yakın dönem çalışmalarında da ifade edildiği gibi büyük bir ilginin odağı haline gelmiş bulunmakta. Dersim'in en nihayetinde Osmanlı tarihi egemenliğine giriyor. Çemişgezek Beyliği üzerinden meydana gelen bir hegemonya ilişkisiyle alakalı. Zira bu bölge 16. yüzyılda Çemişgezek Beyliği, Rüstem Bey ve Pir Hüseyin Bey'in kontrolü ve yönetimi altındaki bir bölgeydi. Fakat Yavuz Sultan Selim'in Şah İsmail'e karşı Çaldıran'da elde ettiği zafer neticesinde Osmanlı'nın egemenliği altına girdi. Ve bu egemenlik neticesinde de Dersim'in Osmanlı ile ve sadece Dersim'in değil aslında bütün Osmanlı Devleti'nin o dönemden sonrasında teknik olarak ifade ettiği Kürdistan bölgesinin Osmanlı'nın kendi ifadesiyle ve bunun içerisinde Dersim'in de Osmanlı egemenliği içerisine girdiğini görüyoruz. Burada biz aslında bizi ilgilendiren şey bir nevi 200 yıllık bir modernleşme süreci içerisinde yani Türkiye'nin genel panoraması içerisinde değerlendirdiğimiz bir modernleşme süreci var. Ve bu modernleşme sürecinin de öyle ya da böyle bir şekilde Dersim tarihini de yakından ilgilendirdiğini görüyoruz. Yani bu sadece Cumhuriyet dönemiyle sınırlı bir tarih değil. Bu vesileyle esas itibariyle konuğumuz da zaten Tanzimat süreci yani 19. yüzyıl ve sonrasını daha çok odaklanacağız. Fakat bu konuya dair, öncesine dair çok fazla bilgi birikimi olmayan ya da bu onlara yol gösterme açısından özellikle ben 18. yüzyıla kadar Dersim tarihinin Çemişgezek Beyliği'nin 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı hegemonyasına girmekle birlikte 18. yüzyıla kadar bölgedeki aşiretlerin Osmanlı Devleti ile sürekli bir karşılıklı olarak problem teşkil eden bir ilişki içerisinde olduklarını görüyoruz. Ve bu ilişkinin de en nihayetinde 19. yüzyıl Osmanlı-Dersim ilişkilerine de sirayet ettiğini göreceğiz. Ben 16. yüzyıl Dersim bölgesindeki aşiretlerin Osmanlı kronik belgelerine pek
yani 19. yüzyıldaki gibi pek yansımadığını görüyoruz. Ama özellikle 18. yüzyıldan itibaren ve daha öncesinde tabii 17. yüzyıldan itibaren bölgedeki Dersim aşiretlerinin, tabii bu vesileyle Mehmet'in, aslında biz Dersim diyoruz ama bölgenin, Mehmet'in kendi çalışmaları sonucunda ortaya çıkarttığı şey aslında Dersim değil, Deysem ya da Mehmet'in ifadesiyle Desim. Bu her iki kavramsallaştırmanın kendisini de tarihi belgeler ışığında Mehmet'e ait olduğunu söyleyebiliriz. Onun okumaları neticesinde bu hususta kaleme aldığı bir makalesi de söz konusu. Mehmet vesilesiyle aslında Desim ya da bölgedeki Şık Hasan aşiretlerinin 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'yle sürekli bir problem ve kargaşa içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu ilişkinin kendisi esas itibariyle 18. yüzyılda devam etti ve Osmanlı Devleti sürekli bölgedeki aşiretleri kendi hegemonyası altına almak için bir mücadele yürütmüştü, bir taktik izlemişti. Tabii bu aşiretlere yönelik Osmanlı arşiv belgelerinde dile getirilen hususlardan bir tanesi de bu aşiretlerin, özellikle Dersim bölgesinde aşiretlerin Kızılbaş inancına yönelik gerçekleştirilen vurgudur. Ve bu Kızılbaş inançla birlikte aslında Dersim bölgesindeki aşiretlerin biz Safevilerle ilişki içerisinde olduğunu ya da Safevilerle ilişki içerisinde olduklarını düşünüldüğünü görüyoruz. Ve bu ilişkinin 19. yüzyılla birlikte Osmanlı Devleti ile bölgedeki aşiretlerin ve bilhassa Osmanlı Devleti'nin modernleşme ve merkezileşme esprisiyle birlikte bölgedeki aşiretler ve bölgedeki topluluklar üzerindeki hegemonyasını genişletme arayışlarının yeni bir yansıması olarak farklı bir mehaleye evrildiğini söyleyebiliriz. Ve bu açıdan Mehmet'in özellikle Dersim tarihine yönelik öncü çalışmalarının ve Mehmet'le birlikte son dönemlerde yeni genç bir kuşağın, tabii beni de bu genç kuşak içerisinde görürseniz, bu genç kuşağın aslında Dersim tarihi araştırmalarına yönelik kendi emeklerimizle, çabalarımızla aslında bazı hususların aydınlatılmasına yönelik bir arayış içerisindeyiz ve bu hususta da bir bütün bu alana dair çalışma yapan bütün arkadaşlarımızın temel gayretleri ve gayeleri de esas itibariyle bu tarihin aydınlatılmasına, geniş bir spektrum üzerinden bu tarihin aydınlatılmasına bir katkı sunmak amacı taşımaktadır. Şimdi ben burada sözü böyle bir genel toparlamadan sonra sözü Doktor Mehmet Yıldırım'a bırakmak istiyorum. Mehmet Yıldırım'ı esas itibariyle biraz tanıttım Dersim çalışmaları üzerine. Ama Mehmet'in tabii ki entelektüel gayreleri ve meşguliyetleri benim ifade ettiğimin daha da üstünde bir noktaya tekabül ediyor. Zira kendisi sadece Dersim çalışmalarıyla değil, aynı zamanda iktisat tarihi çalışmalarıyla da bilinen bir tarihçimiz, bir akademisyenimiz. Şu hali hazırda bir kamu üniversitesinde doktor öğretim üyesi olarak görevini sürdürmekte. Ve tabii biz bugün Mehmet'le 4 Mayıs Dersim tarihi, Dersim katliamı için belirlenen 4 Mayıs günü vesilesiyle bugün Dersim'i konuşacağız. Ve bu Dersim konuşmamızın temel ekseni de ifade ettiğim gibi bir modernleşme hareketi içerisinde 200 yıllık bir zaman dilimini kapsayacak. Ve ben bu hususta ilk söz olarak Mehmet'e şu soruyla sözü devralmasını istirham ediyorum. Şimdi biz 19. yüzyılda bu anlattığım temel akış üzerinden 19. yüzyılda Osmanlı'daki Dersim'deki aşiretlerin Osmanlı Devleti ile nasıl bir ilişki içerisine girdiklerini ve esas itibariyle bu Dersim ya da senin ifadenle Desim ifadesinin ya da adlandırmasının ne zamandan sonra Dersim'e evrildiğine dair ilk soruyla başlayalım istersen Mehmet. Merhaba Yalçın. Teşekkür ediyorum. Şimdi sen tabii 4 Mayıs diye biz 4 Mayıs daha doğrusu 38 üzerine konuşacağız diye ilan etmiştin ama bir tarihsel süreci oradan ele alınca tarihsel süreci bu çok derin ve sanırım böyle bir saatte belki bir programa sığmaz. O yüzden yine tekrarlayayım ben teklifimi. Eğer böyle olacaksa bu birkaç program devam eder. Tabii ki. Etmeli yani. Çünkü sadece 38'i bile böyle bir saat içinde anlatmamız mümkün değil. Şimdi bu yerel çalışmalarda, yani benim yerele dair olan çalışmalarımın itici olan kuvveti ne dersen, aslında benim yöreyi, bölgeyi iyi tanımış olmam. Bu çok önemlidir. Evet. Tarihçiler eğer bir alan çalışması, bir yörenin
tarihini kültürel olsun, sosyolojik olsun, ekonomik olsun çalışacaklarsa mutlaka o bölgeyi çok iyi tanımaları gerekiyor. İşte geçenlerde bahsettiğimiz mesela işte bu yanlış yazımların falan tekrarlanan şeyler, desim aynı şekilde benim bu desimin, dersime dönüştüğünü tespit etmem, bunların hepsini yöreyi çok iyi bilmemden kaynaklanıyor. İşte insanlar en son Hakan Uliti'nin biliyorsun tezi, hiç İstanbul'dan bu tarafa gelmediği halde doktora tezi yaptı yani. Bu nedenle bazı birisinin yazmış olduğu herhangi bir yanlış diğer çalışmalarda da tekerrür eder gider. Bölgeyi çok iyi bilmek avantajdır. Benim böyle bir avantajım var. Önce ondan bir kısa bahsedeyim. Benim çocukluğum çünkü bölgenin tam merkezinde geçti. Yani Desim'in tam merkezinde geçti. Kutudere'ye çok yakın benim köyüm. 19 yaşıma kadar köyde büyüdüm. Yaşlılarla sürekli konuşuyordum. 38-37'de neler oldu? Bunları bizzat olayın birinci derecede tanıklarıyla çok detaylı uzun konuşmuşumdur. O yüzden işin mutfağından geliyorum. Yani Zazaca'yı çok iyi biliyorum. Senin biraz önce bahsettiğin gibi ben daha ilkokuldayken mesela Silo kızın bütün ağıtlarını, türkülerini hepsini ezbere biliyordum yani. Bu bir avantaj. Şimdi tabii dersin meselesine gelelim. Şunu söyleyeyim yani bugün maalesef biz bütün meselelerde olduğu gibi dersin meselesinde Türkiye toplumu olarak bir ön kabullerle konuştuğumuz için sağlıklı bir şekilde değerlendiremiyoruz, empati kuramıyoruz. Herkes kendi siyasi arenasından, kendi siyasi penceresinden olayları kategorize etmeye çalışıyor. O yüzden de böyle Türkiye tarihinde, yani Anadolu tarihinde belki de hatta dünya tarihinde çok vahim olan, ender olan bir Dersim katliamını sağlıklı bir şekilde konuşamıyoruz. Çünkü hep siyasi yaklaşımlardan dolayı. Bunlardan mümkün olduğunca uzak bir şekilde değerlendirmeye çalışacağım, çalışıyorum. Onu yapma gayretindeyim. Dediklerim bazen hiç kimsenin hoşuna gitmiyor. Türk milliyetçilerin de hoşuna gitmiyor. Kürt milliyetçilerin de hoşuna gitmiyor. Zazacıların da hoşuna gitmiyor. Yani Dersimli olup gerçekten tarafsız bir şekilde doğrulara dokunmak çok zor. Mutlaka seni bir yerlere çekerler. Gitmediğin zaman da yaftalanırsın hemen. Maalesef son zamanlarda bununla çok karşılaşıyoruz. Şimdi 19. yüzyılda ben de Dersim'in tarihini çalışırken daha çok 19. yüzyıl üzerinde ben çalıştım. Evet. Evveliyatına dair de tabii ki bilgilerimiz var. Ama evveliyatına dair çok ayrıntılı yani tapu tahrir defterleri var, vergi kayıtları var kısmen ama yeterli değil. O yüzden çok sağlıklı takip edemiyoruz. 19. yüzyıla kadar zaten Osmanlı raporlarında da var. 1880'lerde yazılmış olan raporlarda var. Deniliyor ki Osmanlı burayı niye ihmal etmiştir. Çünkü bölge aslında bir zirai tarıma bir katma değer yaratan bir bölge değil. Yani elverişli değil. Dolayısıyla bir tahıl, tarım hasılatı artı ürün yaratan bir bölge değil. Böyle olunca buradaki aşiretlerle çok fazla uğraşmaya değmeyecek maliyetlere katlanmamıştır Osmanlı. Ama Tanzimat'tan sonra bütün Anadolu'da aşiretleri yerleştirme ve merkezileştirme ve vergileri merkez eliyle toplama süreci başlarken mesela Bedirhan isyanı bundan dolayı çıkıyor. O bastırılmaya çalışılıyor. Van'da tekrar aynı şekilde aşiretlerin isyanı var. Bunlar bastırılıyor. Ve bu aşiretler zapt-ı rapt altına alınıp bunlar adına da birer kaymakam tayin ediliyor. Mehmet anlattığın süreç herhalde Fırka-i İslahiye süreci yoksa daha öncesine mi şey yapıyorsun? Biraz daha öncesine. Evet, biraz daha evet. Öncesi. Evet, yani 1845'te esasen bu süreç başlıyor. Dersim'de işte 1847 yılında Desimli aşireti, yani Desimli aşireti dediğimiz zaman bugün o aşiretten türemiş olan Doğu Dersim'deki aşiretler. Bunları kayıt altına alıp hem vergi hem asker tahsil etmek açısından bunlara bir kaymakam tayin ediliyor. İşte Mirliva Veli Paşa,
sanırım. Doğu dersimle kastın nedir Mehmet? Yani dinleyiciler için. Ya şundan dolayı, çünkü 1847'ye kadar hep şu ifade kullanılır. Zaten bölgede, yani bugünkü Tunceli sınırları içinde iki tane temel büyük aşiret vardır. Çar Sancağı saymazsak, Çemişgeze'yi saymazsak. Çünkü oralarda aşiret yapısı yok. Yurtluk ve ocaklık sistemiyle işleyen bir sistem vardır. Evet. Yani Türk ve Sünni beylerin himayesinde ama çok çeşitli milletlerden, marabalardan oluşan bir sistem var orada. Ama aşiretlerin yaşadığı bölgede iki tane temel aşiret boyu var. Aralarında başka aşiretler olmakla beraber temelde iki aşiret. Bunlar Şeyh Hasanlı ve doğuda da Desimbu. Şimdi Desimanlar adına esasen ilk şey kuruluyor. Sancak kuruluyor. Ve aslında Şeyh Hasananlar da bu Desimanlı sancağına bağlanıyor. Önce işte Mirliva Veli Paşa buraya kaymakam tayin ediliyor 47'de. Sonra merkez neresi olsun neresi olsun tartışmaları devam ederken Hozat merkez kabul ediliyor. Kabul edildikten sonra Koçgiri adına da mesela Koçgiri kazası kuruluyor. Koçgiri de buraya bağlanıyor. Ve derken böyle zamanlı, daha sonra Sancak 1880'lerde vilayet haline geliyor bir 10 yıl kadar. Sonra Elazığ'a bağlı olarak bir sancak, işte Pülümür bazen Erzurum'a bağlı, bazen Harput'a bağlı, Elazığ'a bağlı. O ki Mehmet'im galiba, yani galiba değil aslında, Dersim bir vilayet haline getirildiğinde 1880-88 arası, evet, atanan ilk vali de Fikri Paşa. Bir Dersimli bir vali atanıyor değil mi buraya? Evet, evet. O Dersimlidir kendisi ama Çemişgezek'te mukim. Zaten onun döneminde o da bu Dersimli kimliğini kullanarak Dersim aşiretleriyle anlaşıyor. Birbirimizi idare edelim ve o zaman devletle de iyi geçiniyorlar yani. O süreçte pek, evet, bir sorun olmuyor. Sonra ya bu süreçte ne oluyor onu söyleyeyim. İlk defa devlet 1848'den sonra bu bölgeyi tamamen denetim altına almaya çalışıyor. 1848'den sonra işte 1848'de önce o bütün aşiret ağları bir 14 tanesi Vidin'e sürgün ediliyor. Temelde iki tane bey, toprak beyi üzerinden burası kontrol edilmeye çalışılıyor. İki aile diyelim. İşte doğuda Şah Hüseyin Bey ailesi, batıda Suroğulları, Suruşağı onlar üzerinden. Hozat bölgesi de daha çok Karaballılar üzerinden. Karaballıların şeyi daha, ilişkileri daha... Hatta keseceğim, kusura kalma. Estağfurullah. Yine bunun belgesini de sen çıkartmıştın. 1700'lerin sonunda değil mi? Takribi olarak işte 16-80 kadar farklı küsuratlarla Şık Hasanlı değil mi? Aşiretlerinin reislerinin Çemişgezek'te bir oldu bittiye getirilerek, kafalarının kesilerek saraya gönderildiğini biliyoruz değil şimdi mi? Şimdi zaten 1847'den önce Osmanlı'nın aslında temel derdi şu. Bunlar çevre illere saldırmasınlar. Çemişgeze'ye saldırmasınlar, Eyin'e saldırmasınlar, Tercan'a saldırmasınlar, Karaçor'a, Çar Sancağı saldırmasınlar. Biz bunlarla uğraşmayalım. Ama maalesef Dersim aşiretleri de tabii nüfus arttığı için ve toprak da, arazi de buna elverişli olmadığı için sonbahar gelince, yaz gelince herkes kendi bölgesine yakın olan tarım bölgelerine veya muti ahalinin bölgesine talana gidiyorlar. Kola dediğimiz şeye gidiyorlar ama özellikle Çemişgezek ve Eyin tarafında şey de var. Vergiye bağlama olayı da var. Yani anlaşıyorlar bazı köylülerle, yıllık olarak bize vergi verin. Dersim aşiretleri. Tabii yani Hozat ve Ovacık bölgeleri örneğin, Eyin, Kemaliye, Çemişgezek'te bazı yerleri vergiye bağlıyorlar ve her aşiret gidip o vergiyi topluyor. Yani işte bu bazen para olmasa da tahıl olabiliyor ve benzeri gibi şeyler. Bu durumda hani gasp olmuyor. Aslında bu Osmanlı'nın beylik haline gelmesi süreciyle benzer bir şey, bir durum biliyor musun? Eğer iç dersin, yani ben buna iç dersin diyorum. Yani bu aşiretlerin yoğun olarak yaşadığı ve devlete boyun eğmediği kısım iç dersin diyorum. Biraz daha çemberi genişletirsen işte Mazgirt'te bağlı, Mazgirt civarındaki aşiretler, Çemişgezi'ye Pertek civarındakiler mesela,
Hozat merkezdeki Çenişkez'e yakın olan yerler. Buralarda hani daha hükümetle yakın ilişkileri olan yerlere ikinci kuşak, ama bir de bir üçüncü kuşak var. İşte orası da Peri, mesela Tercan, Çemişgezek merkez, buralarda tamamen hükümetin denetiminde olan, aslında üçüncü bir çember olarak değerlendiriyorum. Şimdi bu iç kısımda şayet tarım arazileri, verimli tarım arazileri olmuş olsaydı, bu her aşiretin kendi başına buyruk yaşaması söz konusu olamazdı. Ya devlet burada etkinliği sağlayacaktı, ya da bu aşiretler kendi aralarında güçlü bir aşiret yaratacaklardı, denetimi sağlayacaklardı. O yüzden Dersim'deki ağalık sistemi de aslında bir toprak ağalığı değil, bir aşiret liderliği. Aşiret liderliği, yani aşiret reisliği, kabile reisliğidir. Dersim'deki yani şunu ifade etmeme izin verirsem, yani bizim aslında feodalizm denen şey, hani Avrupa'da anlatılan işte bir malikane sistemi içerisinde bir artı ürün ve bunun malikane efendisi tarafından el konulması gibi bir süreç yok. Herkes kendi toprağı üzerinde kıt kanaat bir şekilde de olsa kendi üretimini gerçekleştiriyor. Ve bu üretim esas itibariyle Dersim'de her ailenin küçük bir ev ekonomisi var. Ve bu ev ekonomisinin yanında, hani bizim Dersim'de bahsettiğimiz aşiret yapılanması, evet de elbette ki kan bağı söz konusu, ama bu esas itibariyle aşirete mensup olan kişilerin bir ağanın ya da ağaların kontrolü altında oluşturdukları bir asabiye söz konusu, değil mi? Yoksa aynen, yani böyle onun topraklarında yarıcı ya da ürünün tamamına el koymak gibi bir şey söz konusu değil. Evet, zaten evet, o dediğin sistem aslında Lord'a tekabül eden sistem. Yani zaten aslında Osmanlı'daki topraklar miri topraklar olduğu için bir Avrupa tarzı bir feodalite yok aslında da. Devlet adına tasarrufta bulunan beyler var. Ama bu beyler hiç Dersim'de yok. Dersim'deki ağalık sistemi beylik değil. İşte en yakın olan, dediğim gibi, Çarsancak beyleri var. Doğuda da Şah Hüseyin Bey var. Evet. Bu nedir? Beyin tebaası olan, beyin tarlasında çalışan marabaz, Ermenist'te var, değişik aşiretlerden var, kaçıp göçen gelen var. Topraksız, ama Dersim'deki öyle değil. Aşiretin her mensubunun küçük de olsa bir toprak, bir tarlası var. Evet. Ve onun başındaki reis de kan bağıyla o aşirete bağlıdır. Söz sahibi, yani aşiretler arası sorunlarda, hükümetle olan sorunlarda söz sahibi aşiret ağasıdır. Yoksa artı ürüne el koyarak zenginleşen bir sistem söz konusu değil. Yani Dersim'deki ağaların çoğu sersefil aslında. Şimdi mesela bunların en bariz örneği Demananlarla Haydaranlar. Gidin Demananlarla Haydaranların ağalarına bakın. Allah rızası için hiçbirisinin 5 dönüm, 10 dönümlük düz bir arası yok. Şimdi böyle bir şimdi Cumhuriyet 1937'de 38'de hani feodaliteyi tasfiye etti de, yani bu muydu, yani tasfiye ettiği feodalite bu muydu? Yani ikna edilen şey aslında. Oysa esas feodalite Çarsancak'taydı. Çarsancak'taki beyler, o biraz belki o dönemi bilen yaşlılarla falan konuşulsa, her beyin kapısının önünde dar ağacı var. Cezalandırıyor insanları. İstediğini marabanın şulunu yatağına alıp kapının önüne koyup tekmeyi vurup gönderebiliyor. Yani topraksız, kendi himayesinde çalışan şeyler, marabalar tamamen. Ama Dersim'deki ağa öyle değil. Dersim'deki ağaya gerektiği zaman köylü karşısına çıkıp laf söyleyebiliyor. Çünkü hem o aşiretin mensubudur, hem de ondan çok çok zengin değildir. Hem de kendi tarlası vardır. Kendi tarlasına gelince kendi kıt kanatta olsa geçimini sağlayabilir. Bu anlamda iş dersin. Şimdi Tanzimat sonrası devlet buralarla, iç dersindeki ağlarla dönem dönem sorunlar yaşasa da dönem dönem kısmen anlaşmalı bir şekilde bu işi götürüyor. Yani nedir? Her aşiret ne kadar asker verecek? Kurayla belirleniyor. Diyelim ki aşiretlere belirli miktar yıllık asker verme şeyi var. Her aşiret başına düşen. Bunlar da aşiret ağası kendi içinde, ya kura, aslında kura usulü de kura mura değil. İşte fakir fukarayı alıp gönderiyor. Yani gücünün yettiğini alıp gönderiyor aslında. Vergiler mesela, her aşirete deniliyor ki senin aşağı yok şu kadar vergi tekabül ediyor senin aşiretine. Ama o vergiler de genelde verilmiyor. 10 yıl bazen birikiyor. 10 yıl sonra birden devlet geliyor. Askeri sefer düzenleniyor. Oturuyor ağalarla, pazarlık yapılıyor. Tekrar bir kısım vergi alınıyor, diğeri affediliyor. Hep sistem bu şekilde gidiyor.
Mesela 1908 yılında 1908 yılındaki Dersim Harekatı'nda ilk defa Neşet Paşa Haydaran Dağları'na çıkıyor. Haydaran Dağları'na çıkıyor ve şunu söylüyor. Diyor ki 60 yıldır buraya diyor hiçbir devletin eli değmediği gibi vergi namına da bir şey diyor bu dağlardan toplanmamıştır. Hakikaten öyledir yani. En problemli bölge nedir? En problemli bölge Haydaran ve Damanan bölgesidir. Kısmen Abasanların bölgesidir. Ağdat'a kadar olan kısım. Batıda da Koç Uşağı'nın yaşadığı bölgedir. Yani buralar devletin bir türlü coğrafyadan dolayı hükmedemediği bölgelerdir. Bu kadar kafi mi? Yoksa hani 1900 yani, 20. yüzyıla geçerken yok, ben, burası aslında burayı biraz aydınlatmak gerekiyor. Şundan ötürü. Şimdi yani ben de çalışmalarından istifade eden biri olarak esas itibariyle senin gerçekleştirmiş olduğun sözlü tarih çalışmalarını çok önemli buluyorum. Zira yer yer Munzur dergisinde de kaleme aldığım makalelerde de aslında bu çalışmalarını bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyorsun. Yani bunu public bir hale getiriyorsun. Şimdi yani bu özellikle de akademik olarak yayınlarına ulaşamayan birçok insan açısından ve Munzur dergisinin aslında Mesut Özcan'ın kontrolünde çıkarılan Munzur dergisinin de bu açıdan Dersim tarihi için verimli bir mecra olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu 1848 sonrasında Osmanlı Devleti'nin tabii bütün Tanzimat esprisi içerisinde 1867'de işte vilayet kanunnameleriyle beraber esas itibariyle taşraya nüfus etme ya da taşrayı farklı yönetimsel pratikler içerisinde idare etmek gibi bir anlayış içerisine girdiğini görüyoruz. Tabii bunu başardı mı başarmadı mı bu ayrı bir tartışmanın konusu. Ama ben senin de demin ifade ettiğin gibi bu Dersim bölgesinde özellikle Dersim aşiretleri yani bölgeye adını veren bir Dersim var ve bu buranın içerisinde de iki tane temel aşiret federasyonu var ya da böyle nitelendirilen. Bir tarafta işte demin de sözünü keserek araya girdiğim Doğu Dersim aşiretlerinin Dersim aşiretleri olarak nitelendirildiğini, batıdakilerinin de esas itibariyle yani Ovacık, Perteğin çok kısmi bir mıntıkası ve Hozat tarafının da esas itibariyle buranın da Batı Dersim olarak nitelendirildiğini görüyoruz. Ve bu aşiretler içerisinde de özellikle Batı Dersim'de bu senin de ifade ettiğin gibi işte Karaballı aşireti, Ferhatan aşireti, Abasan aşireti. Aslında Abasan aşiretinin biraz coğrafi konumu itibariyle daha içte ya da yani Batı Doğu Dersim bölgesine daha yakın olması hasebiyle Osmanlı ile olan ilişkilerinde biraz daha geri planda olduğunu görüyoruz. Ama bilhassa Karaballı aşireti ve hemen akabinde Ferhatan aşiretinin Osmanlı Devleti ile Osmanlı Devlet ricali ile olan ilişkilerinde isimlerinin daha ön plana geldiğini görüyoruz. İşte Hamidi Alaylı'na başvuruda meclis idare azası seçimlerinde daha çok bu iki aşiretin daha böyle devlet ile bir ilişki içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ben burada aslında biliyorsun biz evet 1937-38'i konuşacağız ama şimdi devletin bu bölgeye yönelik böyle bir müdahale etmek istiyor. Buraya girmek istiyor. Esas itibariyle hep o dile getirilen işte Dersim'e sefer olur ama zafer olmaz ifadesinin. Biz bunu aslında yakın bir döneme kadar yerel kültürün, popüler kültürün bir ifadesi olduğunu görüyorduk. Ama arşivi eşeledikçe aslında Osmanlı paşalarının da bu yönde beyanlarda bulunduğunu görüyoruz. Hani burası sürekli bir şekavet yuvası. İşte Ahmet Cevdet Paşa'nın tezakirinde ifade ettiği gibi bir eşkıya yuvası diyor buraya. Yani burasının sadece kendisine has bir eşkıyalığı yok. Dışarıdan eşkıyalık yapanlar da buraya kaçıyorlar, geliyorlar. Coğrafyasının müsait olması. Şimdi burada aslında bir yanıyla da Dersim'in bu ekonomik, kendi içerisindeki o iç ekonomisinden bahsettim. Ve bu iç ekonomi içerisinde ben aşiretler arası ilişkileri de aslında çok merak ediyorum. Yani Dersim 19. yüzyılda aşiretler arası ilişkiler nasıldı? Yani böyle idealize edildiği gibi kürüpak bir aşiretler ilişkisi mi söz konusuydu? Yoksa birbirleri içerisinde farklı bir ilişkisellik mi görüyoruz? Ya da yani hem tarihsel anlamda hem de sözlü tarih araştırmalarının senin bu açıdan bunu önemli buluyorum. Buna dair ne söylersin? Şimdi bu da tabii başlı başına bir konu. Aşiretlerin birbirleriyle ilişkileri ve aslında bizim mesela Hasan Hanların ne zaman bölgeye geldiğini biz
aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Şimdi tam olarak kesin tarih bilmesek de Yavuz'dan sonra değil mi? Evet. Yavuz'dan sonra. Peki ilk geldiği zaman Nazimiye'de Galmem köyüne yerleşiyor. Orada bir süre kalıyor. Şu anda Galmem köyünde mesela bir tarla var. Şeyh Hasan tarlası denilir. Evet. Galmem köyünde böyle şu aşağı yukarı 1.5'a 1.5 büyüklüğünde bir taş var. İçi oyuk. Yani efsaneye göre Şeyh Hasan 40 tane atlısıyla gelirken Galmem buna zerfet yapmış o taşın içinde. Galmem'in Galmem Şeyh Hasan'ın kızını almış değil mi? Kınze-i Sürvi, Ziravat-ı Süre. Yani, Süre. Onca Sür diyor, var Kınze-i Sür diyor. Şimdi sonra oradan Şeyh Hasan kardeşi Seyit Ali ile beraber Hızra'a geliyor değil mi? Şeye geliyor, Kalan tarafına geliyor. Evet. Orada Pagakalik şu anda derler, ben gitmedim ama oraya yerleşiyor. O arada Desimanlarla Şeyh Hasanlar arasında ilk sınır problemi başlıyor. Efsaneye göre işte oradan çıkıyor, bu da buradan çıkıyor, geliyorlar ama Galmem keramet gösterdiği için Şeyh Hasan daha o tepeyi çıkmadan Galmem ta Merga Tefere'ye gidiyor. Yani Buger istikametine kadar gidiyor. Ve Silo kız eskiden hani bir türküsünde söylerdi işte Gola Buger'i Şindor'u Şehseni Desimanu. İşte oradan geliyor ta Hiniye Duzdun'a kadar falan bu Şık Hasananları Desimanların sınırıdır aslında. Zaten 1835'te Salih Paşa'nın da sanırım raporda diyor ki işte Ovacık bölgesi aşiretlerini tard ettik, kovaladık diyor, götürdük. Ta Desim sınırına kadar götürdük. Düzük Dağı'na kadar. Ondan ötesi diyor Dersim sınırı. Yani Desimanlı sınırı diyor. Bu böyledir. Sonra tabii bu aşiretler, yani şunu söyleyeyim önce. Şimdi Şeyh Hasan'la kardeşi bundan 400 yıl önce Kalan Deresi'ne gelip yerleştikten sonra, oradan Munzur'un batısına geçtikten sonra ve doğuda da Galmem alanlar diyor ki biz Galmem'in soyundanız. Haydaranların bir kısmı Galmem'in soyundan, Demenanların da bir kısmı soyundan, Galmem'in soyundan. Ama onlardan önce oralarda yaşayan, Zazaca konuşan aşiretlere de bizimkiler hep Meletukkan derlerdi. Yani Meletukkan dediği aslında Galmem'in soyu ve Şeyh Hasan'ın soyundan önce, yani 500 yıl ve ondan öncesinde orada yaşayan Zazaca konuşan aşiretlerdir. Sadece o Zazaca konuşan aşiretler yok. Orada Ermeniler de vardı. Batıda özellikle Rumlar daha çoktu. Peki bunlar nereye gittiler? Bunların hepsi bu mallarını, mülklerini satarak mı gittiler? Hayır. Yani şunu demek istiyorum. Bu kendisinden önceki özellikle Zazaları değil ama, yani Zaza aşiretleri değil ama gayrimüslimleri, yani Ermeni ve Rumları bölgeden peyderpey çıkarıp mülksüzleştirme süreci bir 200 yıl sürüyor aslında. 200 evet. yıl. Bu 200 yıl mülkün el değiştirmesidir. Tabii ki bu arada çatışmalar da oluyor ama bu hani katliam şeklinde, kan dökme şeklinde değil. Daha çok işte gasp etme, zor kullanma, ticaret yapan gayrimüslim Ermeni'nin yolunu kesme falan gibi şeklinde bu mülksüzleştirme süreci başlıyor. Ve bu özellikle Ermeniler mülksüz kaldıkça ne yapıyor? Çar Sancak bölgesine, hükümet idaresi ve yönetiminin güçlü olduğu yerlere doğru kayıyorlar. Sonra içerideki bizim aşiretler güçlendikçe ve kendi içinde alt kollara ayrıldıkça kendi içinde de bu sefer kavgalar başlıyor değil mi? Arazi yok. Evet. O kadar nüfusu besleyecek arazi yok. Mecburen güçlü olan kardeşinin veya kuzeninin kafasını kıran diğerini kovuyor. Bu sefer evet. ne oluyor? Yavaş yavaş doğuya doğru mesela Şeyh Hasananlar daha çok Erzincan tarafına yavaş yavaş göç ediyorlar. Ve Şeyh Hasananların aşiretleri içinde yaşayan eski Mletukkan dediğimiz Zazaca konuşan unsurlar. Mesela Giniller. Bizim bölgeden gidiyorlar Sivas'a. Ta 200 yıl önce gidiyorlar. Hatta belki biraz daha önce. Bu taraftakilerde ne oluyor? Daha çok işte iç kavgalardan dolayı kaçan Karaçör tarafına gidiyor. Çar Sancağı gidiyor. Yani ne oluyor? Maraba oluyor. Gidip orada da yine mülksüz maraba haline geliyor. Ve 19. yüzyıl sonuna geldiğimizde özellikle 1. Dünya Savaşı sonrası 20. yüzyılda bu aşiret kavgaları kendi içinde o kadar had safhaya ulaşıyor ki neredeyse her aşiret civarındaki aşiretle kavgalı ve kan davalı.
Mesela alanlar 1910'da, şimdi Kutudere civarındaki haşiyetleri sayıyorum ben. Kendi bölgemdeki haşiyetleri sayıyorum. Alanlar 1910'da Aryanlarla kavgalı, kan davalı. Sonra o bitiyor. 1920'de Demenanlarla kavgalılar. Hemen Aryanlar Haydaranlarla uzun süren bir kan davaları var. Demenanlara bak, alanlarla kavgalılar. Alanlardan biraz önce Gah Mudarası üzerinde Yusufanlarla uzun süren kan davaları var. Hemen arkasında, batısında Abasanlarla kavgalılar, kan davalılar. Yani hepsi birbirleriyle kavgalı ve kan davalıdır. Dolayısıyla Kureyşanlara bak. Şimdi bak, mesela bu çok önemli bir şey. Araştırılması gereken bir şey. Kureyşan bir dede, yani ocak evet, değil mi? Evet, ocak. Evet. Ocak. Rivayet şunu der. İşte kerameti Kuda vermiş. Diğer beş kardeşe işte birisine ağalık vermiş, birisine Çeriye Dazi, Cüneyt Sık Dazi falan. Ama sonuçta bak, bizim talip, yani biz talibiz ya. Bizim yaşlılar nerede Kureyşanlar bulsalar elini öperler de Kureyş pir rayı pir olmaları hasebiyle değil mi? Kiralık verirsin değil mi? Normalde evet, bu ocak aşiretin aslında silah kullanmaması lazım. Bunun yol sürmesi lazım. Ama bakıyorsun 19. yüzyıl, hele 20. yüzyıla bak. Kendi içinde bile öyle kan davalar yaşamışlar ki Kureyşanlar. Kendi içinde öyle kan davalar yaşamışlar ki. Bunlar üzerine araya girdin ama. Şunu sorayım ben sana. Aslında bu benim de hep aklımda olan bir şey. Yani mesela Dersim'de bir ocak yapılanması var değil mi? Yani hep aşiretler üzerinden gidiyoruz. Ama evet, bir de bir ocak yapılanması var işte. Batı Dersim aşiretlerinin kendine has bir ocakları var. Yani bağlı oldukları pirler var, dedeler var. Evet. Doğu Dersim aşiretlerinin hakeza yine aynı şekilde. Şimdi burada esas itibariyle sen çok iyi bir hususa temas ettin. Şimdi mesela bu bölgedeki ocak zadeler, yani pirler, dedeler, mürşitlerin biz bunların Osmanlı ile olan mücadelelerinde, ya da sen de sözlü tarih belgeleri, yani sözlü tarihte görmüşsündür bunu kuşkusuz ki, aslında şekavetle çok anılmadıklarını görüyoruz. Yani bir Derviş Cemal ismi ya da bir Sarı Saltık ismi ya da Baba Mansur ismi, bu çok geçmez. Yani devlete şekavet hususunda ilk ön plana gelmezler. Ben çok fazla denk gelmedim. Ama özellikle senin de ifade ettiğin gibi Kureyşanlar bir ocak olmaları hasebiyle, yani ocak olmalarına rağmen Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet döneminde de hatta sürekli şekavetle ön plana getirilen aşiretler içerisinde anılırlar. Yani çok iyi bir hususa temas ettin. Yani dedeler eline silah almazken ya da dedelerin aracı olduğu silahlı mücadeleler ortadan kalkarken, yani onların aracı olması neticesinde toplum ve aşiretler arasında nasıl oluyor, evet, da Kureyşanlar böyle. Yani buna dair ufak bir katkın varsa. Şudur, şunu söyleyeyim. Avçanlar, Derviş Cemallar da gene öyle. Bunlar nüfus olarak daha az. Şimdi nüfus, evet, olarak, ocak nüfus olarak az olduğu zaman ve hatta merkezi dışarıda olunca, dönem dönem sadece taliplerini dolaşmaya geldiği zaman, abi şunu söyleyeyim, ocakları çalışmak benim şeyim değil, yani benim bu uzmanlık alanım değil. Ben bu konuda konuşmadım. Bugüne kadar bir şey yazmadım ocaklarla ilgili. Ama böyle birkaç noktaya değineyim. Ekonominin aslında kültür ve inancı da nasıl etkilediğine örnek olarak bunu söylüyorum. Şimdi Kureyşanlar kalabalık. Kalabalık olunca kendi içinde birbirleriyle çatıştıkları gibi, ama Kureyşanlar kudanlar hiç silah kullanmamışlar. Yani onlar hep yol sürmüşler. Onların haricindeki o 5 tane Kureyşan kabilesi, ezbeti diyelim, onlar hep sürekli birbirleriyle, hem de birbirlerinden acayip derecede adam öldürmüşler. Yani örneğin bir ağıtı var, çok eski bir ağıt, bilinmiyor. Yani bir seferde birbirlerinden böyle 10 tane adam öldürüyorlar. Şimdi niye? Çünkü Nazımiye bölgesinde sıkışıyorlar. Yani bir kısmı tamam Erzurum'a doğru göç edenler de var, Tercan'a doğru göç eden Kureyşan aileleri de var, ama esas Nazımiye bölgesinde sıkıştıkları zaman mecburen bu yola başvuruyorlar. Diğeri bakın Seyit Sabunan. Şimdi Seyit Sabunanlar daha az bir aile. Yani Seykaji'nin ailesi. Bunlar Seyidanlıdır. Harput civarından göçüp gelmişler. Fakat bak 1930'lara geldiğimiz zaman Seyit Sabunanların da mesela Hesenü Seydiz, Seykaji'nin yeğenidir. Seykaji'nin yeğeni. Hesenü Seydiz mesela Hıdır Ağa'nın yanına gidiyor, Haydar Ağa'na, ve onun kolbaşılarından biri olmuş. Yani Seyit Sabunanlar da sıkışınca, o İyaşe onları doyurmayınca ne yapıyor?
mecburen onlar da eşkıyalığa başvuruyorlar. Dolayısıyla coğrafya Ocakzade'yi bile eşkıya haline getirebiliyor. Yani evet. Ekonomi. Altyapı sonuçta üst yapı şekillendiriyor. Ve bakın evet. bir iki tane örnek vereyim size. Aşiretlerin bu ekonomik nedenlerden, sıkışmışlıktan dolayı nasıl kendi pirlerini hiçe saydıklarına iki tane örnek vereceğim. Bir tanesi 1910'ların başında Türüşmek tarafındaki Kureyşanlardan bir tanesi Kuziçan'a gider, Pülümür'e bir tane beşli dediğimiz martin alır, silah alır. O zaman tabi bu beşli silah kimsede yok pek. Alıp gelirken arayanlar Kutudere'den yukarı önüne girerler, silahı almaya çalışırlar, vermeyince adamı öldürürler. Şimdi bu adam pir değil mi? Hani yani pir soyundan değil mi, rayber değil mi bu adam? Ama öldürüyorlar silah için. Aradan yıllar geçiyor. Alanlarla arayanlar kavga edince Kureyşanlar alanlara destek olsun diye geliyorlar. Onlar da arayanların köylerine saldırıyorlar ve bu sefer arayanların köylerinden gasp edilen bir tane ineği bir tane Kureyşanlı alıp giderken bizim alanlı yoluna giriyor. İneği vermem diyor. O yok verirsin vermezsin. Bizim alanlı o Kureyşanlıyı şey çekip öldürüyor onu. İnek yüzünden. Yani yanlış hatırlamıyorsam evet Alanlı onu öldürüyor. Sonuçta bakın yani inek yüzünden kendi pirinin yolunu tekrar kesebiliyor aslında. Ne demek istiyorum? Ya bunlar belki diyebilirsin uç örnekler ama yani ekonomi sonuçta inancı, kültürü, yaşamı şekillendiriyor. Ama bütün bunlara rağmen tabii ki aşiretler arası problemlerde ilk tekrar başvurdukları merci ocaklardır. Cemaatler toplanıyor işte o cemaatleri yönetenler tekrar ocaklardır yani seyitlerdir. Örneğin aşiretler bu kan davalarını bazen bunu mesela bu bilinir mi bilmiyorum ateşkes ilan edilir. Hani bu terim üzerinde de durmanı istiyorum Yalçın. Bizim yaşlılar derlerdi ki surenaro. Süre demek aslında. Yani Türkçe kullanıyor aslında orada. Yani diyelim ekin zamanında yazın 2 ay cemaat toplanıyor. Diyor ki işte herkes ekini toplayıp alanlara demananlar her sene böyle gelirlermiş. Süre indirmiş. Cemaat toplanırmış. O süre zarfında kimse silah atmazmış. Ta ekinler içeri girdik toplanıp sonbahara kadar. Sonbaharda tekrar birbirine silah atmaya başlarlarmış. Böyle de enteresan bir şey var yani. Ocaklarla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar yani. Sesim kesildi ya. Sesin açıklayıcı oldu. Evet. Şimdi duyuyor musun beni Mehmet? Şu anda duyuyorum evet. Ha örnek vereyim bakın. Sizin Şık Hasanlılardan örnek vereyim. Buyurun. Seyit Rıza ailesi mesela diyor ki yani Ocakzade şeyle değil mi öne çıkıyor. Ocakzade. Ama Ocakzade'nin zaten aslında öyle. Yani Seyit Rıza'yı posta oturturken silah kullanmayacaksın. Posta sen oturuyor. O da aslında Şık Hasan'ı posta oturtmaya çalışıyor ve diyor ki benden sonra postuma oturan Şık Hasan'dır. Ama onun kardeşi mesela işte bakıyorsun silah eline alıyor. Yani adam da öldürüyor. Şeye de gidiyor. Veyahut da bir yerden kol vurup getirildiği zaman yani kerepul geldiği zaman ondan pay alınıyor. Oysa aslında Ocakzade'nin bundan hiçbir şey almaması lazım. Ama bunun aksi örnekler de var bak. Aksi örnekler de var. Daimi Cengiz mesela birkaç tane şey böyle anlatmıştı. Şu anda iyi anımsayamadım. Bazı bu Ocakzadeler özellikle mesela Kudanlar bu konuda çok hassaslar. Kesinlikle kerrepul, ganimet falan bundan hiç asla şey yapmazlar. Pay almazlar. Haramdır derler, almazlar. Yani hepsi böyledir demiyorum. Fakat coğrafya, demek istediğim şu, coğrafya bazen mecbur ediyor ve o inanç, o yolda bile bozulmalara yol açabiliyor. Evet yani bunu aslında bugün daha kötü ve hunhar boyutlarıyla görüyoruz zaten. Şimdi 19. yüzyılı bu şekilde bize aydınlattın. Ben esas itibariyle dersim 38'e doğru gelirken bir kısa toparlama istiyorum senden. Birinci Dünya Savaşı aslında dersin tarihinde sıklıkla ön plana getirilen bir temadır. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen akabinde işte Birinci Meclis, Milli
mücadeleyle birlikte kurulan Milli Meclis. Ve bu büyük mecliste aslında Dersim vekillerinin çoğunluğu, yani neredeyse tamamı Batı Dersim aşiretlerinden, Karabağlı, Ferhatanlı, Abasanlı arasında tabii Sarı Saltıklılar da var. Şimdi burada ve 1926 yılında ve aynı zamanda 1930 yılında 1906'da Koç Uşağı Tedip Hareketi'ni görüyoruz. Devletin gerçekleştirdiği 1930 yılında Külümür'le anılan bir Tedip Hareketi görüyoruz. Biz aslında bu ara süreye dair konuşulacak çok hadise var. Zira bunlar içerisinde zaten başlı başına bir araştırma konusu olarak Koçkiri meselesini önümüzdeki haftalarda Mahmut Akyürekli ile konuşacağız. Fakat ben bilhassa 38 öncesine, yani 37-38'e hazırlayan ya da devlet algısını şekillendiren dinamikler, Dersim'e dair devlet algısını şekillendiren dinamiklerde Birinci Dünya Savaşı'ndan 1930, yani o Külümür ya da Tunceli Kanunu'nun çıkartılana kadar ki olan o genel tabloyu bize bir özetleyebilir misin Mehmet? Şimdi Birinci Dünya Savaşı tabii başlı başına aslında bir program konusu. Yani bir saat belki anlatmak lazım. Birinci Dünya Savaşı'nda şu anda ben bir çalışmam vardı. Onu yayınlatacağım herhalde, bugünlerde çıkacak. Orada da vurguladım. Bütün Dersim tarihi boyunca 1938'e dahil, 1937 dahil bütün askeri seferler olsun, ayaklanmalar olsun, çevre beldelere saldırılar, az ki zaten aslında Dersim'e yapılan sel hareketleri denilen hareketlerin temel nedeni gasp, eşkıyalık veyahut da yol kesme, asker vurma, tahsildarı soyma gibi şeylerden kaynaklıdır. Veyahut da vergiyi vermediği için mecburen devlet bir sefer düzenliyor, vergi topladı falan. Ama ilk defa 1916 yılında her ne kadar, bakın altını çiziyorum, her ne kadar Ermenilerin ve Rusların teşvikiyle meydana gelse bile, ilk defa 1916'da milli karakterli bir isyan meydana gelir. 1916'daki Ali Gahdi isyanı milli talepli, milli temelli bir şeydir. Ama bu da tabii tartışılır. Yani ne kadar milliydi, Ali Gahdi daha doğrusu ne kadar bunun şuurundaydı, ne kadar bu milli talebin arkasında durdu, bu tartışılır. Çünkü isyan bastırılıyor, iki ay sonra tekrar devletten yana tavır alıyorlar, Ruslara karşı savaşıyorlar ve birkaç ay sonra da kaymakamlığı kabul ediyor Ali Gah. Yani bir de böyle bir şey var. Ama bu 1916'daki isyanın temel şeyi şudur. Devlete ait, yani zaten şunu görüyorlar. Ruslar kesinlikle bu Doğu Anadolu'yu alacaklar. Böyle bir öngörüleri var Dersimlerin. Biz de buradan kendi muhtariyetimizi ilan edelim. Madem imparatorluk parçalanıyor, biz de kendimize ait bir Dersim veya Kürt, artık tam olarak kafalarında ne geçiyordu ama sonuçta burada hükümet idaresine son verme amacı taşıyan bir durumdur. Şimdi 1918'de aşağı yukarı 3500 civarında, yaklaşık 3500 civarında Dersimli milis yazılıyor ve bu milisler hepsi katılmasa bile önemli bir kısmı Erzincan'ın geri alınmasına da rol alıyor. Sonra bir 250 tanesi Erzurum'a kadar gidiyor. Ruslara karşı değil mi Mehmet? Tabii, yani aslında Ruslar çekilmiş. Yani savaş aslında Ermenilerle yapılıyor. Ruslara Erzurum'a kadar gidiyorlar ve bir takım hediyeler alıyorlar, madalyalar alıyorlar. O milis yazılan birliklerin komutanları, aşiret ağların hepsi beratlar alıyor mesela, onlara çeşitli beratlar veriliyor. Bu ve ayrıca o dönemde hem parasal açıdan güçleniyor Dersim ağaları, hem de silah bakımından. Yani Ruslardan elde ettikleri, Ermeniler daha önce Türk birliklerini basarak oradan elde ettikleri silahlar vesaire, silah bakımından da güçleniyorlar. Şimdi bu Birinci Dünya Harbi sonrası Cumhuriyet'in de tabii Anadolu'da bir milli mücadele süreci ve 1930'lara kadar
dersinler kendilerini çok güçlü hissediyorlar. Yani her biz istediğimizi yaparız falan gibi bir hava var Dersim'de, Dersim ağalarında. Fakat devlet bunun farkında. Yani devlet bu işin kendi başını ağrıtacağını farkında ve 1930'dan sonra bu Dersim meselesini yavaş yavaş gündemine alıyorlar. Aslında ilk 1924'te, Cumhuriyet kurulur kurulmaz 1924'te hazineyi evraktan Dersim'e dair bütün raporlar istiyorlar. Bunları inceliyorlar. Bir yıl falan yok 1930'dakini bir yıl sonra isteniliyor. Önce 1929'da bir rapor yazılıyor. Dersim'e dair aşiretlerin durumu, daha önce yapılan seferler falan bunları bize gönderin diye bir meclis bunları bir inceliyor. Sonra 1932'de tekrardan gündeme alıyorlar ve bütün Dersim'e yapılmış olan askeri seferleri, raporları, çözüm önerileri Osmanlı döneminde hepsi inceleniyor. Bunlardan bakarak problemin kaynağı tespit edilmeye çalışılıyor. Ve Cumhuriyet nihayetinde şöyle bir karara varıyor. Yani bunlar çok konuşulan şeyler, bilinen şeyler. Evet, Cumhuriyet'in milli karakterliği, herkesi Türkçü yapma, kendisine hiç artık Lozan'da Türkiye'yi bağımsız bir şekilde bütün dünyaya tanıtmış bir cumhuriyet. Aradan 10 yıl geçmiş, hiç savaşmamış, ordusunu revize etmiş, güçlendirmiş bir cumhuriyet. Dolayısıyla artık kendi burnunun dibinde herhangi bir diken istemiyor. Bu çok normal bir şey. Ve Dersimler bunun farkında değiller. Dersimler bu değişen, yani Birinci Dünya Savaşı sonrası, 1920 sonrası değişen dünya koşullarının farkında değiller maalesef. Nasıl farkında olsun? Çünkü örnek vereyim, 1937'ye kadar mesela Haydaran'da mektep yok. Haydaranlılar bir tane asker vermiyor o süreçte. Demenanlılar bir tane asker vermiyor. Bir tane mektep yok. Nasıl farkında olsun? Kısmen işte Ozat'a doğru gelince bunun farkında olanlar var ama iç Dersim'i ikna edemiyorlar bu konuda. Uyaramıyorlar. Yani dünyanın değiştiğini, artık bu eski düzenin devam edemeyeceğini maalesef anlatamıyorlar. Cumhuriyet de tabii bu konuda çok şey tutum, yani savaş mantığıyla, düşmanı ezme mantığıyla yaklaşıyor aslında. Biraz daha sosyolojik yaklaşmış olsaydı akıbet böyle olmayacaktı. Evet, bu soruyu da soracağım. Şimdi bu anlamda şunu söyleyeyim, 1932'de o bütün evrak incelendikten sonra zaten İskan Kanunu falan 1934'te çıkarılıyor yani. Ve 1900, şu çok önemli, bu kitabında yazmış olduğum Seyit Rıza makalesinde de bunu bahsettim bu kitapta. Evet, bizim kitabımız. Evet, oraya güzel bir makale vermiştim. Şimdi 1933 yılında Seyit Rıza'nın oğlunun vurulması sonucu, Seyit Rıza'nın Sim nahiyesini karakolu gidip zorla oradan mermi alması, devletin ve Hozat'a Cumhurbaşkanlığına hatta mektup yazması, işte acımızdan ne yapacağımızı bilmiyoruz, bize silah verin, yani yoksa biz kendimiz gideriz, devletin karakolunda bir miktar silah mermi alırsak evladınızız, bizi hoş görün tarzında bir mektup yani yazıyor. Böyle bir Cumhurbaşkanlığına hitaben böyle bir Tabii yani bu kırganlar benim oğlumu vurdular. Hozat Kaymakamı bunların arkasında duruyor. Bize arka çıkmıyorsunuz. Kendiniz bu alanların hakkından gelin. Yoksa biz kendimiz öcümüzü alırız. Bu sırada da mermimiz bitiyorsa, devletin karakolundan da bir miktar mermi girip alacaksak bunu da hoş görün falan gibi evet, bir tarz. Evet, Cumhurbaşkanı arşivinde evet. Şimdi bu süreçte Seyit Rıza'nın birçok aşireti toplayarak kırganların üzerine yürümesi devleti müthiş derecede korkutuyor. Endişe duyuyor. Yani bu adam yarın öbür gün tekrardan aşiretleri toplayıp başka bir kıyama, başka bir kalkışmaya girişebilir. Bu yüzden mimleniyor. Yani o 33'te oğlundan dolayı sini basması Seyit Rıza'nın devletin gözünde yok edilmesi gereken bir hedef haline getiriyor. O önemli. Önemli bir... Burada bir araya giriyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde doktorasını Paris'te tamamlayan değerli bir araştırmacı Sedat Ulugan'a
Sedat Ulugan'a Fransız arşivlerinden çıkarttığı bir vesikada, ki bu vesikayı sen de kuvvetle muhtemel haberdarsındır. Şimdi bu vesika bölgedeki çeşitli aşiretlerin, Sedat'ı da önümüzdeki programlarda konuk edeceğiz. Şimdi bu Sedat bu belgeyi bana yolladı. Bu belgede bölgedeki aşiret ağlarının işte Seyit Rıza, İdare İbrahim, reisi idare ve bunun yanı sıra işte Dersim bölgesi, Erzincan, Koçgiri, Kangal, Darende, Akçadağ da ki bu yerleşik olan Kürtlerin temsilcisi Koçgirili Alişer Efendi, yine Koçgiri aşiret reislerinden Mehmet Kamil, Koçgiri aşiretinden Mahmut ve Erzincan'daki bütün aşiretleri temsilen de Mustafa Zade Hüseyin. Şimdi bunların 1919 yılında ve tabii ki Kürt Ali Cemiyeti'nin mühürüyle birlikte bunların 20 yılında Paris'teki, demin gösterdiğin kitapta da Paris'teki makalesi, Metin Atmaca'nın bir makalesi vardı orada Şerif Paşa ile ilgili. Oradaki Şerif Paşa'ya bu sert görüşmelerinde yer alacağını düşünerek yolladıkları bir telgraf var. Ve bu telgrafta esas itibariyle Şerif Paşa'ya hitaben yazılmış bir telgraf. Ve bu telgrafta şunu görüyoruz. Şerif Paşa'nın kendisinin taltif edildiğini görüyoruz. Ve bir Kürdistan, yani bir Kürdistan'ın kurulma ülküsüyle hareket edildiğini görüyoruz. Ve bura içerisinde Osmanlı'yla 4 asırdır bir mücadele içinde olduklarını belirttiklerini görüyoruz. Ve en nihayetinde de Dersim merkezde olmak üzere Osmanlı'nın Dersim'de yaratmış olduğu, onların kendi değerlendirmelerine göre zulmün işte artık Avrupa'ya kadar sesinin ulaşıldığını ve kendilerinin aynı zamanda 1915 sonrasında, 1915'te yaşanan hareketlilik neticesinde Ermenilere yardım ettiklerini, ifade ettiklerini görüyoruz. Ve bunun yanı sıra Alişer Efendi 1916 yılında politik inisiyatif ile bütün Dersim Kürtlerinin vekili olarak Kürt ve Kürdistan'ı temsilen Erzincan'daki Rus bölgesine geçirdiklerini, buradaki Rus komutanıyla, Çerkes komutanıyla, Kinyaz Hacı Minkov'la görüştüğünü ve Dersim aşiretlerini de bu açıdan temsil anlamında görüştüğünü ifade ettiklerini görüyoruz. Yani telgrafın içeriğinden Şerif Paşa'yı bilgilendiriyorlar. Sonra Rusya'daki ihtilal neticesinde, yani burada bir Ruslarla bir işbirliği yaptığını ifade ediyorlar. Ama en neticesinde de Rusya'da meydana gelen ihtilal neticesinde işte Bolşeviklerin iktidarı devralması neticesinde Rusya'nın o müttefiklerle olan ilişkilerini bir anda yok ettiklerini ve Bolşeviklerin Dersim aşiretlerine zulmettiğini ve Dersim aşiretlerinin de Bolşeviklerle savaştığını ifade ettiklerini görüyoruz. Fakat buna rağmen mücadeleyi biz kazandık yönünde bir ifadede bulunuyorlar. Lenin'in ismini de zikrederek. Ve şunu söylüyorlar, işte bugün diyorlar, işte Türkiye hükümetinden bazı kişiler diyorlar, işte İttihat ve Terakki'nin daha doğrusu onların ifadesiyle, İttihat ve Terakki'nin kazından kalma diyor, Türk hükümetinden bazı kişilerin diyor, İstanbul'da Kürt Teali Cemiyeti'nin aleyhine ve bizim temsilcimiz olan Şerif Paşa'nın aleyhine bir antipropaganda başlattıklarını ve Kürt reisleri adına bir antipropaganda başlattıklarını ve burada toplanan sevre vurgu yaparak toplanacak olan barış konferansına da aslında bunu manipüle etmeye çalıştıklarını, bizim yani şunu söylüyorlar, biz kendi kaderimizi tayin etmek istiyoruz ve en nihayetinde de Kürdistan'ın kuzey sınırlarını oluşturan Erzincan'ın kuzeyindeki dağlar ile Kızılırmak'ın kaynağını ve güney havzasında yer alan diyorlar, Zara, Koçgiri gibi büyük bir coğrafyanın kadim vatanımız olan Kürdistan'a dahil edilmesini ve bunların tespit edilmelerini, bunun da bu hususta Şerif Paşa hitaben kendi haklarının işte sevde görüşülmesini istiyorlar. Bu imzacılar arasında ifade ettiğim gibi Seyit Rıza var. Evet. Koçgiri'nin Alişer Efendi var bilinen figürler olarak. Şimdi bunu niye söyledim? Bunu şundan söylüyorum Mehmet. Aslında 1919 yılında, bunu sen daha iyi bilirsin, Dersim'de işte meydana gelen seçimlerde Karaballı Hasan Hayri Bey ile Lütfi Fikri Bey arasında bir mücadele yaşanıyordu değil mi? Bir seçim yaşanıyordu ve bu seçimi Hasan Hayri Bey kazanıyor ve
meclisi mebusanan vekil olarak seçiliyor. Şimdi bu mücadelede özellikle 13. Kolordu kumandanı Cevat Paşa'ydı galiba. Ya da Cevdet'ti, ismini karıştırıyor olabilirim. Onun Dahiliye Nazırı'na yazdığı bir yolladığı bir telgraf var. Bu telgraftan başında da esas itibariyle şunu söylüyor. Diyor ki bu Hozat bölgesindeki diyor, Hozat bölgesindeki Kürtlerin ve özellikle de bu Hasan Ayrı'nın aşireti olan Karaballı reis aşiret üyelerinin işte bir telgraf çektiklerini, Avrupa kamuoyuna yönelik bir telgraf çektiklerini ve bu telgrafta da temsilcilerinin Kürt Teali Cemiyeti ve Şerif Paşa olduğuna yönelik bir beyanda bulunduklarını, böyle bir şeyde değerlendirmede bulunuyor. Ve tabii ki burayı içerisinde Hasan Ayrı Bey'in kişiliğine yönelik de, siyasi pozisyonuna yönelik de, işte Kürtçü olarak tam ediyor kendisini. Şimdi bu dönemde şeyi görüyoruz aslında. Yani hem demin bahsettiğim Sedat'ın ortaya çıkarttığı belge, hem de Hasan Ayrı Bey'in aleyhine yazılan bu telgrafta Kolordu komutanı tarafından bir Kürtçülük cereyanından bahsediliyor. Ve bu cereyanın esas itibariyle, yani sorum aslında burası değil, sorum aslında şu: Koçgiri henüz milli mücadele döneminde Türkiye, yani Büyük Millet Meclisi ya da Mustafa Kemal ve kurmaylarının yanındaki devlet, yani milli mücadelenin kadrosunun dikkatini çeken bir yer ve tabii ki Dersim'den bağımsız bir yer değil. Zira biliyorsundur işte o gizli zabıt celselerinde işte buradaki aşiretlerin Uvacık'a kaçtığı Dersim'le ilgili çeşitli mütalalarda bulunur. Ve sanırım herhalde 38, yani Dersim 37-38'e giden süreçte esas itibariyle biraz da bu bakiyenin, yani ben bir yanıyla aslında Cumhuriyet dönemindeki o resmi söylemin, yani işte çıbanbaşı yaradır, lekedir, sivilcedir, sökülüp atılması gerekiyor gibi bu tıbbi metaforların esas itibariyle Osmanlı döneminden itibaren senin de bildiğin gibi Dersim'e yönelik dile getirilen metaforlar olduğunu biliyorduk ve Cumhuriyet döneminde de bunlar aynen hem basınında, yani 37-38 dönemindeki basında dile getirildi. Devlet yöneticileri tarafından dile getirildi. İşte Vilayet-i Sitte'nin kalkanında bir çıban başıdır, bir yaradır diyor Osmanlı belgelerinde. Sökülüp atılması gerekiyor Dersim'in ve en nihayetinde de şunu söyleyebiliriz. Yani Cumhuriyet'in bütün kurucu kadrosu böyledir aslında. Hep tarihin ironisidir. Aslında Osmanlı tarihi bağlamında bu bağlamda sınırlandırma içerisinde düşündüğümüzde Abdülhamit'in okullarında yetiştiler. Cevdet Paşa'yı okudular. Dersim'e dair, buraya dair ciddi anlamda kafalarında bir şaki yuvası, imgesi oluştu. Ve bunlar artık şeyle birlikte, itaatçıların yönetim devralmasıyla birlikte buraya yönelik, Dersim'e yönelik çeşitli projeler, hazırlıklar içerisine girdiler. Ve en nihayetinde de 37 ve 38'in hazırlanması da demin başından da beri ifade ettiğim gibi işte Koçgiri'den süre gelen bu sürecin büyük bir etkisi oldu işte. Koç Uşağı 1926 Pülümür Harekatı. Şimdi bir saati buldu bu değerlendirme. Şimdi ben esas itibariyle bugünün anlamı. Şimdi 1936 yılında Dersim'de bir vilayet kuruluyor. Şimdi sana sorum şu, yani bu vilayet kurulurken neler oldu? Devletin amacı ve planı neydi? Ve bu plan, yani 37 ve 38'de aslında bu planın ne olduğunu, pratiklerini gördük. Aslında bu planın aksine başka bir yol mümkün müydü Mehmet? Yani bütün bu acılar yaşanabilir miydi? Farklı bir yöntem izlenebilir miydi? Yani bunun neticesinde de 4 Mayıs 1937 kararları alınırken, yani bugüne 4 Mayıs'ın bir katliam yıl dönümü olarak kabullenilmesinde ortak belleklerdi. Bu karar alınırken tam olarak bu durum neydi? Yani bu duruma dair ne söyleyebilirsin? Şimdi 1934 İskan Kanunu sonrası bütün aşiret reislerinin, yani devletin tabiriyle Kürt aşiretlerin Dersim'deki, ki bunlardan Alevi, Kızılbaşı, Haşret diye de çevirebilirsin, öyle de anlayabilirsin. Bunların hepsinin mutlaka bölgeden çıkarılması. İkincisi, bu iç Dersim dediğimiz, başta Demanan, Haydaran, Abasanların olduğu bölge, buraların mümkün olduğunca boşaltılması ve bunların Mazgirt, Çarsancak ama Elazığ halkın ovalara yerleştirilmesi
Ve böylece hem yani işin Türkleştirilmesi falan, onların deyimiyle medenileştirilmesi falan o iş değil ama aşiret düzeninin çevre beldelere yapılmış olan o şekavetin artık engellenmesi ve asker ve vergi toplama böylece. Yani vatandaş normal, yurttaş kılma. 34'te aslında plan buydu. Arşivde bir belge var, görmüştüm. Yani açık ama şu anda bakmam lazım. Sanırım İsmet Paşa ile Altdoğan arasındaki bir şey olması lazım. Bir yazışma olması lazım. Deniliyor ki seninle, Cumhur Reis'le ve sadece birinci derecede komutanlarla konuştuğumuz gibi planın birinci safhası yürürlüğe koy. Eğer olmazsa diyor, olmazsa ikinci safhası dediğimiz bir B planını devreye koy. B planını diyor uygula. Ve şunu vurguluyor. Bu konuştuğumuz plandan ikinci derecede komutanların bile haberi olmayacak. Yani genelkurmay ve sadece birinci derecede kuvvet komutanları. Şimdi mesela biz tabii henüz devletin aslında Dersim arşivinin idari aslında kısmı önemli şeyler ya, henüz idari kısmı kısmen açıktır. Bakın idari kısmı kısmen açıktır. Askeri kısmı tamamen kapalıdır. Dolayısıyla bilmiyoruz. Ama o plandan ben şunu tahmin ediyorum. Yani aslında Mehmet, burada sözünü kesiyorum. Aslında biliyoruz. Üst askeri kurumlarda, genelkurmay arşivlerinde, ATS'de Dersim'e özgü bir odanın olduğu yıllardan beridir konuşula gelen bir şeydir. Evet, öyle bir şey var. Yani evet. Bırak 1938'i, 1915 yılında, 1918 yılındaki milis alaylarının biz şu anda istesek vermiyor. İşte Pülümür Belediyesi bundan 10 sene önce istemişti. Bir transkript bir şey yollamışlar. Oysa örneğin Burhan Özkök'ün 1937'de Dersim İsyanları kitabında kullandığı telgrafları, raporları bugün arşivden git hiçbirisini alamazsın. Evet. Demek ki, yani o cumhuriyeti bırak, cumhuriyet öncesi arşivler bile hala kapalı. Maalesef yani bu anlamış değiliz. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bu arşiv saklama mantığını ben çözmüş değilim. Şimdi benim tahminim şu, 1936'daki bu plan nedir? Abdullah Paşa öncelikle bütün aşiretleri dolaşır ve bu bütün aşiretlere Elazığ'da toprak, arazi falan vermeyi vaat eder. Nitekim Seyit Rıza'ya da teklif ettiğini ve kabul ettiğini yine 1936 tarihli bir raporunda var. Seyit Rıza 1936 Temmuz'unda mesela gider, konuk olur kendisine Abdullah Paşa'ya, Elazığ'da, evet, oğluyla beraber. Fakat yani bizim bölgede yaşlılardan falan duyduğumuz genelde şudur. Abdullah Paşa 1936'da gelir, tek tek köyleri gezer ama nihayetinde bu iç Dersim'deki ağalar arasında nedenleri şu veya bu şekilde neyse bırakıp gitmek istemezler. Bunun üzerine aşiretleri iskana mecbur kılmaya, yani devletin göç politikasına mecbur kılmaya, silahsız, zor kullanmadan, bunun için devletin eline bir koz geçmesi gerekiyordu. O koz ise işte 1937'nin 21 Mart'ında köprünün yakılması olayıdır. Eğer buna rağmen hala aşiretleri ikna edemiyorsa, ağaları ikna edemiyorsa, o zaman planın ikinci aşaması devreye girecekti. İşte o ikinci aşamada Dersim'de nedir? İsyan oldu. Bunu bütün dünya kamuoyuna ilan etmesi gerekiyordu. Yani artık silahla. Burada bir araya girmek istiyorum Mehmet. Evet. Burada bir araya girmek istiyorum. Şimdi Hasan Çelik adında programımızı izleyen değerli bir arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Şunu diyor, şimdi biz diyor, şimdi şunu diyor, genel sorusunu söyleyeyim ben sana. 38'deki bu süreçte diyor Celal Bayar'ın rolü neydi? Hadiselerin algılanmasında bakış açısı diyor çok farklı. Çünkü diyor biz diyor Dersim olayları diyoruz.
galiba kendisi Malatyalı bir arkadaşımız. Biz diyor Dersim olayları diyoruz. Başkaları isyan diyor. Ben bu, anlat, şu an anlatıyorum. Arkadaşımız bizi dinlesin. Vaktimiz ne kadar var bilmiyorum. Yani şimdi, biz galiba bir saat yaptık, bir saat daha yapacağız. Şundan ama, ötürü söyledim aslında. Şimdi aslında kimlik inşasında bu isyan mağduriyet söylemi ve isyan söyleminin artık özellikle yakın bir dönemde işte Cumhurbaşkanı, o dönemin başbakanı olan Tayyip Erdoğan tarafından devlet adına bir özür dilenmesiyle birlikte o isyan retoriğinden biz tamamen farklı bir şeye geçtik. Algılama ya da ifade temsil evet. etmeye başladık ya evet. da ifade dile getirmeye başladık. Şimdi ben böyle yok isyandı falan demiyorum. Ben şimdi durumu ortaya koyacağım. İsyan mıydı değil miydi? İnsanlar kendileri, dinleyiciler, izleyiciler evet. kendileri karar versinler. Şimdi bu plan neydi? Birinci aşama, ikinci aşama nedir? Bu ancak biz bunu durumdan bir sonuç çıkararak yorumlayabiliriz. Benim yorumum o işte. Birinci aşamada tek tek ağalara gitmek, onlara toprak, arazi tahsisi vaatinde bulunarak onları ikna etmek. Bu olmazsa silah, ikinci aşama silah zoruyla, ama silah kullanmanız için de bölgede bir isyan gerekçenizin olması lazım. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi diyebilirsin, aa kardeşim isyan yok muydu? Bal gibi isyan vardı. Şimdi arşivde şu anda açık olan, ben normalde dersim 38'li Yalçın konuşurken böyle tek tek şahıslar üzerinden konuşmak istemiyorum. Yani insanlar alınabilirler, rencide olabilirler. O yüzden yörede isim vermek istemiyorum. Ama bu hadise dersin meselesine anlama açısından çok önemli olduğu için şimdi ezberleri bozacak bir şey söyleyeceğim. Yani bir 5-10 dakika müsaade edersen. Arşivde bir belge var. Bu belge bende de var. Yani arşivimde var. Cumhuriyet arşivinde açıktır. Mahmut Akgürekli de kendi kitabında, bu Kürt Tedibi kitabında kullanmıştır. Sayfa 187'de şöyle der. Ondan önce şunu söyleyeyim. Şimdi köprü 1937'nin 21 Mart'ında yakıldı mı? Evet. Yakıldı. Yakanlar kim? Köprü Pah Köprüsü değil mi? Evet. Kutudere'ye, Tunceli merkezden Kutudere'ye giderken 10 kilometre ileride Marçik'teki köprü. Marçik'in önündeki tarihi köprü üzerine yapılmış olan tahta bir köprü. O tahta köprü de Gahmut, yani Yusuf Han bölgesindeki Gahmut karakoluna İAŞ'e lojistik sağlama amacıyla yapılmış olan bir köprüdür. Şimdi o köprü tahta bir köprü ve o köprü yakılıyor. O köprünün nasıl yakıldığını anlatacağım da ondan önce köprüyü kim yakıyor? Sadece 4 tane Demenanlı yakıyor. Bunlar da akraba. Yani 2 kardeş, 2 kuzen. 4 tane Hozmarek'ten akrabalar yakıyor. Köprü üzerine, köprü yakıldıktan bir hafta sonra Abdullah Paşa başbakanla yazdığı raporda şunu söylüyor. Tayyare Alay Komutanından ve Milli Müdafaa'dan yakıcı ve boğucu gaz bombalar istedim. Arşivde açık olan bir belge. Kamuoyuna açıktır. Bir, şu soruyu sormamız lazım. Sadece bir tane tahta köprünün yakılması neticesinde Abdullah Paşa daha bir hafta geçmeden neden acaba Tayyare Alay Komutanından yakıcı ve boğucu gaz bombaları istiyor? Bakın gazlar değil, bomba istiyor. Ha, demek ki tayyarelerle onları bir yere, o gaz bombalarını bir yerlere atacak. Yani geleceği aslında biliyor ne olacağını. Sonra diyor ki Demenanlar silahlarıyla, Demenan ileri gelenleri diyor Gahmut karakoluna geldiler. Bu işle alakalarının olmadığını söylediler. Köprüyü yakanların isimlerini verdiler. Ve silahlarıyla beraber de diyor bazı kişiler gelip diyor silahlarını da teslim ettiler diyor. Bir, Demenanlar, yakanlar da Demenanlı evet, ama Demenanlı ileri gelenleri, özellikle Hasan Ağa falan Hozmarekli, onlar geliyor diyor ki biz bu iş bizim değil, şu 4 kişi yaptı. Sonra diyor ki bak, aynı gün Seyit Rıza'nın büyük oğlundan bugün ise bizzat kendisinden adamlar geldiler. Köprü yakma ve Sin karakoluna taciz ateşiyle bir ilgilerinin olmadığını söylediler. Demek ki Abdullah Paşa gaz bombaları isterken Demenanlar diyor ki bizim bir ilişkimiz yok. Seyit Rıza diyor ki bizim bununla bir ilişkimiz yok.
Peki Haydaranların bir ilişkisi var mı? Bundan 10 sene önce Haydaranlı Kıdır Ağa'nın bir akrabası vardı. 100 küsür yaşındaydı. Ben daim Cengiz'le röportaj yapmıştım. Vefat etti. 38'de 30 yaşlarında falanmış. Yani evliymiş. Şunu söyledi. Dedi ki bir gün dedi Haydaran'da köydeyiz, dağdayız diyor. İki kişi çıktı geldiler. Dedik ki nereden geliyorsunuz? Kıdır Ağa'nın, Haydaranlı Kıdır Ali isminin evine gidiyorlar. Dediler ki sizin Kamer Ağa'nın evinden geliyoruz. Niye? Hayırdır? İşte Kamer Ağa'ya dedik ki gelin bu karakolu çıkaralım. Gahmut'tan, Yusuf Hanların içindeki karakolu çıkaralım. Peki Kamer Ağa ne dedi? Diyor, sizin Kamer Ağa dedi ki lala benim topu, tayere mi var, tüfeği mi var? Ben neyle devletle çatışayım? Kafayı mı yedim ben? Peki gelenler kim? Gelenler köprüyü yakan şahıs. İsim vermiyorum. Yani bilenler bilir. Ya, ismi biliyoruz ama ha, şimdi sonra Mahmut Akyürekli'nin kitabından şimdi bir şey okuyorum. Bak bu çok önemli. Bu arada Mahmut Akyürekli de aslında ciddi işler başardı. Önemli belgeler çıkarttı. Onu da hakkını da iade etmek gerekiyor. Evet, yani bu belge kitabına koyduğu için buradan sayfa 187'den bir şey okuyorum. Diyor ki bak 27 Nisan pardon 27 evet 27 Nisan'da yani köprü Abdullah Paşa gaz bombalarını istedikten bir ay sonra Demenanlar ilk karakol baskınını yapıyorlar. Bak aradan bir ay geçiyor. İlk karakol baskınını yapıyorlar. Ve karakol baskınının diğer günü yani Pak'ın arkasında Kırmızı Tepe var. Pak'ın hemen üstünde bizim köyün üstünde Kırmızı Tepe var. Orada seyyar jandarma taburunu basıyorlar o gece. O ilk baskındır. O baskının diğer günü yazılan raporda şöyle diyor bakın. Ve 1 Aralık yani bir ara diyor dün müfreze komutanımızı görerek ayrılmış olan muhbirimizin ifadesine göre ha diyor ki Demenanlarla bu eşkıya grubuyla beraber diyor gelip bak çok önemli bir şey. Bu eşkıya grubuyla beraber gelip ama onlardan ayrılıp diyor bir ara bizim müfreze komutanımızı gören muhbirimizin verdiği bilgiye göre diyor. Pak'ın bu tarafına 80 tane eşkıya Demenanlı geçmiş. Ha işte bütün olayın sırrı burada. Ben şimdi ezberleri bozacak şeyler söylüyorum. Ben yoksa ben herkesin söylediği şeyleri zaten burada anlatmamın bir yani şey yok. Yani sen şunu mu söylüyorsun? Ben şunu söylüyorum. Bak şunu söylüyorum. İsim vermiyorum ama ben o bölgenin çocuğu olduğum için bütün bu muhbiri, bütün ilk köprü yakanları hepsiyle çocukluğumdan beri yakından tanırım ve yani akrabalarıyla, çocuklarıyla, yaşlılarla ve kimin ne yaptığını çok iyi bilirim. Şunu çok iyi, bu muhbir 1936 yılında asker kaçayım diye Demenanların içine gönderilmiş olan bir muhbir. Cebrail Ağa'ya 15 altın eğer rüşvet verildiği, altın verildiği az sayısı 15 diye ben tespit ettim ama 3 aşağı 5 yukarı önemli değil. Fakat %100 ve bu altını aldıktan sonra Cebrail Ağa ısrarla aşireti topluyor ve karakolu basıyor. O süreçte. Şimdi, bunu bir toparlamama müsaade edersen. Dur, şurayı da bitireyim. Bizim köyün arkasındaki Pak'taki seyyar jandarma taburu basılıyor. Diğer gün Pak karakolu basılıyor. Yusuf Hanların içinde Kamer Ağa karşıya çıkmasına rağmen Yusuf Hanların içindeki karakolda çıkarılıp boşaltılıyor, gönderiliyor Mazgirt'e. Ve 4 Mayıs'a kadar, bakın 4 Mayıs'a kadar sadece bir yüzbaşı iki jandarma vurulmuş. Yani 3 tane asker vurulmuş. Bütün bu karakolların basılmasında. Anlatabildim mi? Evet. 4 Mayıs'a kadar sadece 3 tane asker vurulmuş. 4 Mayıs kararları alınırken Dersim'de isyan patladı diye Bakanlar Kurulu kararı aldığında sadece 3 tane asker vurulmuştur Dersim'de. Ve o asker karakolları boşaltmış, Mazgirt'e geri çekilmiştir. Ve işte bunun üzerine Dersim'e yani planın B aşaması devreye giriyor ve Dersim'i artık silah zoruyla boşaltma gerekçesi oluşmuş oluyor. İsyan var, karakollar basıldı, askerimiz vuruldu ve gerekçe oluştuğu zaman 4 Mayıs kararları sonra yeni bir aşamaya geçiyoruz.
Yani burada istersen bitireyim. Sonra 37'nin sonunda neler oluyor? 38'de olay nasıl gelişiyor? Bu işin başka bir safhası. Şimdi bu anlattığın hadise, ilk defa paylaştığım bu bilgilerden şöyle bir yorum çıkıyor. Abdullah Akdoğan Dersim'e zaten gerçekleştirilmesi, yani ki Akdoğan da bunu kendi iradesiyle gerçekleştirdiğini ben kendi adıma zannetmiyorum. Senin de bu fikirde olduğunu düşünüyorum. Akdoğan'ı mı kendi iradesiyle? Yani onun da üstünde bir üst irade var. Ama sonuçta meclisin bütün yetkilerini toplayan bir insan yani. Tabii ki. Yani bir ortak akıl var aslında, değil tabii mi? Tabii ki. O kesinlikle. Şimdi bu ortak akıl öyle ya da böyle bir şekilde Dersim meselesini ele alacak. Yani tabii. Onlar açısından bir mesele olan. Yani diyor ya, kurt kuzeye demiş ki suyumu bulandırıyorsun. Demiş ki ben aşağıdayım, sen yukarıdasın. Bizimki evet. De hani şunu diyebilirler ya, Dersimler kuzu değildik, Dersimler tilkiydi. Olsun, tilki olsun. Ama kurt yine tilkiye dedi ki ya ben seni yiyeceğim kardeşim. Yani sen aşağıda da olsan ben seni yiyeceğim. Olay buydu yani. Yani diyoruz ki bu bütün senin bu sunmuş olduğun genel çerçeve içerisinde aslında bütün işte bu hadiseye, yani devletin müdahalesini başlatan şey köprünün yakılması ve sonrasında gelişen şeyler. Ve bunun da esas itibariyle büyük bir isyan gibi sunulması ve zaten öncesini ifade ediyorsun. İşte bombaların getirilmesi, öyle değil mi? Ki bu gaz bombalarıyla ilgili sonrasında İhsan Sabri Çağlayangil de, değil mi? Tabii. Bir beyanda bulunacaktır. İşte o mağaralarda insanların nasıl öldürüldüğüne dair. Şimdi burada sık sık sorular geliyor. Bu bir yandan da onları takip etmeye çalışıyorum. Şimdi burada demin de ifade ettim. Celal Bayar'ın rolünden bahsedildi. İşte rolü var mıdır diye bir şeyden bahsedildi. Bir diğer soru daha gelmiş Üstar isimli bir arkadaşımızdan. Şimdi bu da İsmet Paşa'nın istifasının aslında Dersim olaylarının la bir alakasının olup olmadığını, zira biliyoruz İsmet Paşa'nın istifasıyla birlikte Celal Bayar'ın başbakanlık koltuğuna geçtiğini biliyoruz, değil mi Mehmet? Evet. Ve bunu soruyorlar arkadaşlar. Bunun da yanı sıra bu aslında çok kısa bir şekilde cevaplandıracağım bir şey. Şunu sorayım. Aslında peş peşe birkaç soru sorayım toparlamam bağında. Şimdi öncelikli olarak Seyit Rıza'nın senin demin de gösterdiğin kitabımızda bir makalen söz konusu. Kürt aşiretleri, Kürt tarihinden, Kürt siyaseti ve tarihinden portreler kitabımızda. Seyit Rıza'ya yazdığın bir şey söz konusu. Portre yazısı söz konusu. Orada teferruatlı bir şekilde anlatıyorsun. Arzu edenler oradan erişebilirler. Şimdi Seyit Rıza'nın özellikle bu 37-38'e giden süreçteki dahli neydi? Rolü neydi? Bir önder miydi? Sıradan bir aşiret reisi miydi? Bugün ifade edildiği gibi bütün bu yani Dersim kimliğinde özellikle hatta heykeli de dikildi Seyit Rıza'nın. Şeyi neydi yani? Misyonu neydi? Bunun da yanı sıra Mehmet, sosyal medyadan seni takip edenlerin de bildiği gibi geçtiğimiz günlerde sen Nuri Dersim'i ile ilgili bir belge paylaştın. Nur Dersim'in işte askerlikten firar ettiğini ve dolayısıyla 1920'ydi galiba. Evet, 21'de galiba. 21 yılında işte Sivas'ta, değil mi, görev yaparken askerlikten firar ettiğine dair bir belge paylaşmıştım. Şimdi işte bu figürler üzerinden Seyit Rıza, Nuri Dersim'i, işte Celal Bayar, efendime söyleyeyim, İsmet İnönü'nün istifasının rolü ve tabii ki Alişer Efendi'nin bu hadise içerisindeki dahli neydi? Zira demin bahsettiğim şey Kürt Ali Cemiyeti'nin bir üyesi. Ya şimdi 1920'lerde bu yazılan mektuplar falan, bunlar her ne kadar Seyit Rıza'nın imzası olsa da bunlar Alişer ve Nuri Dersim'in teşvikiyle yazılmış olan mektuplar. Yani zaten evet. O lisan, o dil mümkün değil. Seyit Rıza hakim değil öyle bir dile. Şunu söyleyeyim. 1938'e giden süreçte Alişer'le Nuri Dersim'in hiçbir fonksiyonu yok. Seyit Rıza'nın da hiçbir fonksiyonu yok. Yani Seyit Rıza'yı bir günah keçisi oluyor aslında. Devlet, senin kitabında var.
devlet demananların üzerine yürüdüğü zaman bile dahi Karaoğlan Nahiye Müdürünü gönderiyor Seyit Rıza'ya. Seyit Rıza'ya diyor ki ben gittim görüştüm. Seyit Rıza'ya dedim ki biz demananların üzerine yürüyoruz. Sen de bizimle beraber milis kuvveti olarak gelir misin? Gelirsen devlet sana bir şey yapmaz. Demananlar kendi kirvesi, Cebrail Ağa kendi kirvesi. Seyit Rıza tereddüt ediyor. Diyor gelsem gerçekten diyor devlet diyor beni suçlu görmez değil mi diyor. Ama sonra tereddüt ediyor gitmiyor. Niye? Burası çok önemli olan bir şey daha var. O da şudur. Yani denilebilir ki peki o zaman niye alıp ailesini dağa kaçtı? Onu o senin kitaptaki makalede de belirttin. Dersimler yüzyıllar boyunca şuna alışmışlar. Osmanlı ordusu gelir veya Cumhuriyet'in ilk dönemlerde ordu gelir. Bir sel hareketi yapar. Bombalar yakar birkaç köyü. Geri çekilir gider. Geri çekildiğinde tekrar geri geliriz. Evlerimizi onarırız. Eski tas eski hamam devam eder. Buna alışmışlar. Yani bu sefer gelenin artık farklı olduğunun farkında değiller. Bu yüzden demananlar hepsi dağa kaçarken evlerini damlarını söküyorlar. O cisirlerin hepsini saklıyorlar ormanların arasına. Diyorlar ki zaten bir ay sonra o asker geri çekilecek. Tekrar gelip evlerimizin üzerini yapacağız diyorlar. Ya bu hep karşılaştıkları örnekler. Hatta bunlar böyle zannediyorlar. Yani o eskisi gibi böyle bir gelecek. Hatta bakın Kutudere'de şimdi çok yaşlı bir amca var. Hala orada 50 yıl kahvecilik yapmış. Hala hayattadır. Der ki benim kahveme der gelip oturan demananlar bazen şöyle derlerdi. Ya biz dedik belki gelir şu karşıdaki Top Tepesi var. O Top Tepesi de 1916'da Osmanlı ordusu gelip oradan top atmış. Onun için Top Tepesi diyorlar. Biz dedik belki gelir yine bu Top Tepesi'nden biraz top mop atar. Biz geri gider. Biz de tekrar geliriz köylerimize. Biz ne bilelim ta Erzincan'a kadar peşimizden gelir. Yani bunu demanlı yaşlılar daha sonra anlatıyormuş böyle. Yani adamlar şeyin farkında değiller. Artık dünyanın değiştiğini, artık cumhuriyetin bu sefer çok kararlı olduğunu farkında değiller. Seyit Rıza da zaten mimlenmiş. Yani devlet 1933'te özellikle mimlenmiş. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın raporunda var ya mutlaka diyor bunun izale edilmesi lazım. Yani kaldırılması lazım diyor. Bu gelecekte tehlike yaratabilecek bir insandır diyor. Daha öncesinde de adı Osmanlı'nın belgelerinde geçen değil mi? Çok geçiyor yani ama mesela 1915'te Rus işgali sırasında 1918'e kadar bir fiil devlete destek oluyor. Hozat'ın işgal edilmesine karşı çıkıyor. Sonra milis komutanı 1900 o yine o dönemde Sabit Bey'in Kırgan Haşreti üzerine yürümesinde onunla beraber 1926'ya geliyorsun devletle beraber. Ama işte devlet... Nasıl? Aşiretlerin aslında yer yer Osmanlı'da yer yerde Cumhuriyet'in başlarında diğer aşiretlere yönelik devletin gerçekleştirdiği tedip hareketlerine devletin yanında katılarak yer aldığına dair ifadeler de söz konusu. Tabii çok yani aşiretler her zaman bu devletin gücünden yararlanarak birbirlerini zayıflatmak için devletin gücünden de yararlanmışlardır. 1936'da da gidiyor Abdullah Paşa ile görüşüyor. Bizim diyor devlet aleyhinde bir şeyimiz yok. Eğer diyor bizden şüpheleniyorsanız bizi sürgün edin diyor. 1937'de oğlunu gönderiyor. Kendisi gidiyor diyor ki bizim bu olaylara bir ilişkimiz yok. Ama en nihayetinde devlet şunu söylüyor. Ya bizimle beraber milis olarak demenanların üzerine yürüyeceksin. Yok yürümüyorsan o zaman aileni alıp geri bir bölgeye yani Elazığ'a yerleşeceksin. Adam artık neyden korktu, neyden çekindi bilmiyorum. Elazığ'a gitmektense ailesini aldı, dağa çıktı. Zaten bir iki ay sonra dedi bu askeri sefer sona erer. Ben yine geri gelirim, köyümde yaşamaya devam ederim. Bu mantıkla hareket etti. Yoksa herhangi bir isyanın önderi falan değil. İsyan zaten başlamıştı doğuda. Eğer isyan sayanı tırnak içinde zaten başlamıştı. 4 Mayıs kararları zaten alınmıştı ve 4 Mayıs kararlarından sonra hala devletle görüşüyordu. Hala elçiler gönderiyordu. Benim bu olaylarla bir ilişkim yok diye. Celal Bayar meselesi ise yani ben ona Seyit Rıza Erzincan'da teslim olduktan ve Elazığ'a getirildikten bir hafta sonra İsmet İnönü istifa ediyor. Her ne kadar resmiyette bu istifanın başka nedenlerden kaynaklandığı yazılsa da ben bunun kesinlikle Dersim hadisesinden kaynaklı olduğuna inanıyorum. Bununla ilgili çeşitli anlatımlar da var. Yani İsmet İnönü
böyle bir müdahaleyi uygun görmedi mi diyorsun? Zaten son meclis konuşmasında o görevi terk ettikten kısa bir süre sonra, görevden ayrıldıktan kısa bir süre sonra son meclis konuşma, meclis açılış konuşmasında söylüyor. Bugün diyor Dersim'de ordumuzun artık girmediği mağara, basmadığı taş tepe kalmamıştır diyor. Yani Dersim meselesini diyor biz büyük ölçüde hallettik ve bütün diyor elebaşları yargılanıyor şu anda. Dolayısıyla aslında o aşamadan sonra artık bu işin silahla değil, ıslahatla yapılmasından yana, ama maalesef bunun bu şeyi kabul görmüyor. Hala dağlara iltica etmiş olanların kayıtsız şartsız teslim olması yolunda devletin bir inadı var o dönemde. Ve Celal Bayar da bunun bu yeni göreve talip oluyor ve 1938'de büyük facia esas o zaman yaşanıyor. Şimdi izleyici sayımız da bir yandan artıyor Mehmet. Herhalde duyan var, duymayanlara haber ediyorlar. Evet. Çünkü çok ciddi ve önemli şeyler söyledim. Şimdi bu İsmet İnönü, Celal Bayar meselesinde bir soru daha var. Şöyle bir soru geldi. Aslında Celal Bayar'ın bu denli ön plana getirilmesinde acaba bu hadisenin doğrudan merkezinde yer alan Mustafa Kemal'li bir aklama çabası mı söz konusu? Zira sen sözü tarih çalışmalarında da biz buna sıklıkla denk geldik. Tayyip Erdoğan'ın o konuşmasına kadar, yani devlet adına o özrü gerçekleştirmesine kadar Dersimli yaşlılar arasında hepsi için söylemiyorum ama bu yaygın bir kanıydı. İşte 38'de de Atatürk'ün bir dahilinin olmadığı, kendisinin işte hasta olduğu, hatta işte sivil hastalık olduğunu, bir şekilde onun iradesinin hilafına Dersim'e böyle bir kanlı müdahalede bulunulduğu ama kesinlikle ve kesinlikle Atatürk'ün müdahalesinin olmadığını, bu soruyu soran arkadaşımız da işte İsmet Celal Bayar'ın isminin bu denli ön plana getirilmesinde Atatürk'ü aklama çabası mı var? Ki işte biliyorsun hep bir beyaz hattı vardır Dersim anlatılarında. İşte kurtulanlar hep onu söylerler. Bizi tam öldüreceklerdi. İşte bir beyaz hattı geldi. Bayrak salladı. İşte dedi ki durun yapmayın. Kimdi? İşte kimilerine göre bu Mareşal Fevzi Çakmak'tır. Yani bir şekilde birilerini bu katliamdan, bu hadiseden, üzücü hadiseden münezzeh tutmak gibi bir durum söz konusu. Atatürk'ün dahili neydi Mehmet? Şimdi Atatürk'ün dahilinin ne olduğunu biz tekrardan mevcut açılmış olan resmi arşiv belgeleri üzerinden giderek bakabiliriz. Ama önce şunu söyleyeyim. Mesela Yalçın sana bir soru sorayım. Evet. Şimdi Hormek aşireti ta Bingöl sınırında olan bir aşiret. Aslında Doğu Dersimli'den bir aşiret ama bu 38'deki olaylarla Hormeklilerin falan hiçbir alakası yok. Hı hı. Hormek aşiretinin ağası 1937-38'de mekarecilik yapıyor. Yani katırlarla ordunun erzakını taşıyor. Evet. Bunun bu müteahhitlik yapıyor yani Bertal Efendi. Sonra bu birikmiş olan parasını 1938'in Ağustos ayında topluca veriyorlar Bertal Efendi'ye. Hatta görenler, yani yaşlılar diyor ki o kadar çok para vardı ki böyle katlayamadı yani. Direkt dik bir şekilde cüzdanla koydu. Sonra diyorlar ki Bertal Efendi ama senin ailene de sürgün kararı geldi. Sen ailene bir mektup yaz. Köyden onlar gelsinler. Sen de git Elazığ'da bir tren ayarla, yer ayarla, vagon ayarla. Biz aileni Elazığ'a göndeririz. Tamam diyor. Tam Elazığ'a gidecek mektubu yazıyor ailesine. İşte hepsi diyor toplanın. Gelin ben Elazığ'a gidiyorum. Sürgün kararı çıktı bize. Yer ayarlayacağım. Sonra yola mektup gönderilince ailesine ve bu da Elazığ'a gitmeye çalışınca diyorlar ki Bertal Efendi gel sen vazgeçtik, sen gel biz beraber gidelim, sen aileni alıp gelelim beraber gidin. Adamı göndermiyorlar Elazığ'a. Peki diyor, tamam hadi geri köyümüze gidelim. Fakat geri köye gittiği zaman hemen o Nazmiye'nin arkasına orada öldürüyorlar. Ve ailesine mektup gidiyor. Ailesi bütün değerli eşyasını, parasını neyse alıp yola düşüyor sürgüne gideceğiz diye. Ailesi de gelince işte Kamergenç'in köyünün yakında Ramadan orada hepsi kurşuna diziliyor. Bu ailesi yok ediliyor. Şimdi burada bunu yapan oradaki komutan mı? Abdullah Alpdoğan mı? Başbakan mı?
yoksa Mustafa Kemal mi? Aslında hepsi. Yani kim? Bunun sorumlusu kim? Yani şunu demek istiyorum. Demirel diyordu ya, Fırat'ın kenarında bir kuzu kaybolsa sorumlusu benim diyordu ya. Hazreti Ömer'den mülhem herhalde. Yani eğer devleti yönetiyorsanız tabii ki siyasi sorumluluk en baştan aşağıya doğru gelir. Ama bireysel olarak bunun gibi ben 10 tane örnek verebilirim bak. Yani bu az önce anlattığım olay gibi 10 tane örnek verebilirim. O dönem özellikle nahiye müdürlerine, komutanlara falan rüşvet verenler, yüklü miktarda rüşvet veren aileleri sürgün ediliyor, dokunulmuyor. Ama rüşvet vermeyenler, mesela Çukur Ağaları böyledir, rüşvet vermeyi açıkça reddettikleri için mazgirt arkasında yok ediliyorlar. Pah nahiye müdürüne istediği parayı vermediği için Hasan Ağa. Şimdi burada demek ki yereldeki görevlilerin de bireysel olarak inisiyatif kullanarak yaptıkları bir sürü suistimal ve haksızlık söz konusu. Anlatabildim mi? Yani 1938'de alınan kararda şu var. İsyan bölgesinden önce 2000'dir, sonra 3000, 5000'e kadar çıkıyor. 5000 kişi diyor ki sürgün edilecek. Ama sürgün edilen kişi 10.000'i geçiyor. Dolayısıyla bunların hepsi için bir ödeneğin de olması lazım. Ödenek yok. Burada artık bireysel olarak ordu komutanlarının ve görevlilerin de aldıkları çeşitli inisiyatifler var. Olumsuz tavırları söz konusu. O yüzden hepsini yani Mustafa Kemal bölgede neler olduğundan tabii ki tek tek haberdar değildi. Ama siyasi olarak sorumlu ararsanız evet, başbakan başta Celal Bayar olmak üzere Mustafa Kemal'in de sorumluluğu vardı. Benim düşüncem bu. Peki Mehmet. Aynur arkadaşımız, pardon, Arzu Hanım soruyor. Şimdi diyor ki siz diyor meseleyi daha çok anladığım kadarıyla diyor bu ekonomik sahipler üzerinden ifade ediyorsunuz diyor. Yani ekonomik sahipler, vergi alınmaması ve aşiretlerin kontrol alınması, altına alınması, evet, esası üzerinden diyor ele alıyorsunuz. Fakat diyor bu soruyu esas itibariyle değerli siyaset bilimci Tuncay şurada soruyor bu soruyu. Diyor ki yani bu bölgede gezen kişiler vardı işte. Naşit Ulu, Nazmi Sevgen. Evet. Bunlar bu bölgede gezdiler. Şimdi Arzu Hanım da diyor ki siz diyor, çünkü hem Sevgen'in çalışmaları hem Ulu'nun çalışmaları ve aynı zamanda o dönem işte çeşitli gazetelerde Dersim'e dair çeşitli röportajlar, yayınlar çıkar. 37-38 süreci ve öncesi sonrasına dair. Şimdi bütün bunlar, evet, bu bölgede geziyorlar. Ciddi bir hareketlilik var ve bunların neşrettikleri yayınlarda da, kaleme aldıkları yayınlarda da esas itibariyle Arzu Hanım'ın sorduğu şey, yani bu bölgenin etnik kökenine dair de bir aslında bu gerçekleştirilen müdahalede bu bölgenin etnik kökeni, dini inancı, bunun müdahalenin şiddeti ya da yani bir katalizör olarak bir görevi oldu mu? Çünkü Nazmi Sevgen, efendime söyleyeyim, Naşit Ulu'lar, bunlar buraya yönelik bir aslında bir resmi tezin de temsilcisi ve sözcülüğünü yaptılar. Buna dair ne düşünüyorsun? Buna dair fikrin ne? Yani başka, bu etnik, yani burayı şimdi aynı zamanda uzlaşma paradigması içerisinde eritmek, Türkleştirmek. Şimdi 1930'ların zaten tek tip ulus yaratma, uluslaştırma, Türkleştirme politikası var. Ama bu sadece Dersim'e yönelik olarak değil. Yani bu politika Dersim'i kırmanın gerekçesi değil, olamaz. Öyle olmuş olsaydı hani diğer, özellikle Kürtlerin yaşadığı diğer bölgelerde neden bu hadise olmadı? Yani şöyle bir şey var. Dersim'in iki açıdan, devlet propagandası o dönemde iki açıdan Dersim bir Kürt olmasını kullanıyordu. İki Alevi Kızılbaş olmasını kullanıyordu. Ve yine o dönemin asker hatıratlarından, anlatılarından biliyoruz. Onlara da Dersimlerin aslında Ermeni olduğu propagandası da yapılıyormuş. Komutanlar tarafından. Yani bütün öcülerin hepsi, ne kadar öcü varsa o sıfatların hepsi aslında giydirilmiştir Dersim'e. Ama temel çıkış ve gerekçesi şey değil. Yani işte
hadi gidelim biz şu dersini bir millileştirelim, bir Türkleştirelim falan değil. Yani işin bir tarihsel süreci var. Şimdi burada aslında yeni bir şey daha söyleyelim. Tabii bunu bir bu konuşmanın başında da ifade etmiştim. Önümüzdeki hafta ağırlayacağımız Mahmut Akyürekli belki daha teferruatlı anlatır. Şimdi bu Dersim'de bu yanılmıyorsam bu hususla ilgili bir tartışmanın da tarafıydın. Bu Dersim'de bu 1915 Ermeni katliamında meydana gelen gelişmeler neticesinde bu gayrimüslimlerin rolü sürekli tartışıla gelen bir husus. Yani burada 1915'te Dersim'in iki yönüyle sormak istiyorum. 1915'te Dersim'in Ermenilere yönelik gerçekleştirilen bu katliamda bir dahli var mıydı? Bir. İkincisi ve ikincisi esas itibariyle önemli. Mahmut Bey'den de bunu bekliyoruz. 1937 ve 38 gerçekleştirilirken devletin gizli bir Ermeni ajandası mı vardı? Yani Dersim'in 37 ve 38'i hani yani bunun söylensel düzeyde de ön plana getirildiğini görüyor muyuz? Hani işte Ermeniler var buranın içerisinde. Hani işte 1915'te halledilmeyen meseleyi 1938'de halletmek Dersim'deki diğer problemlerle birlikte. Buna dair fikrin nedir Mehmet? Şimdi Ermeni meselesini devlet açısından Dersim meselesinde hiçbir etkisi yok. Ona kesinlikle rahatlıkla söyleyebilirim. Uzun uzun da konuşabiliriz. Yani 1937-38'de daha doğrusu 1934'te İskan Kanunu, 1935 yılında vilayetin kurulması, Tunceli ilinin kararı. Bunun Ermenilikle hiçbir alakası yok. Yani sadece dönemin komutanlarının 1915'te Harput'tan buradan şuradan kaçıp iç Dersim'e sığınan binlerce Ermeni'yi bir yıl kadar Dersimleri koruyup devlete teslim etmemesi, oradan Erzincan'a geçirmesi karşılığında Dersimlere bir gıcıklığı var. Evet. Ama onun dışında 1938 ayrı yani. Bu Dersim'in coğrafi ve aşiret yapısından kaynaklı bir problemdir. İsmet İnönü 1935'te Doğu gezisinde Erzincan'a giderken zaten söylüyor. Diyor ki ya böyle giderse diyor bunlar peyderpey diyor Erzincan Ovası'nı ele geçirecekler ve evet. Türk olan Erzincan diyor zamanla Kürtleşecek. Yani bu aşiret düzenini diyor bizim dağıtmamız lazım ve Türkleştirmemiz lazım. Hem bu hem de işte bölge illere, beldelere yapılmış olan eşkıyalık ve talan işine de son verelim. Ayrıca bu kadar nüfus burada, on binlerce nüfus burada var ve bu nüfus asker vermiyor, vergi vermiyor. Bunları da asker ve vergi verir bir hale getirelim. Bunları Türkleştirelim. Evet bu. Evet. Ama dediğim gibi bunun altında yüzyılların getirmiş olduğu bu birikim ve coğrafi koşulların verdiği olumsuz şartlar var. Yani yoksa Ermeni, Mahmut Bey daha iyi bilir. 1937'de Dersim'deki toplam Ermeni nüfusunun 500 civarında olduğu o dönem yapılmış olan. Bunlar dönmeler dahil yani iddia edenler dahildir buna. 500 civarında olduğu söylenir raporlara öyle geçmiştir. Umarım bu açıklanır, yayınlanır. Şimdi Mehmet, bugün aslında bunu aslında önümüzdeki programda kendisine de soracağız Mahmut Bey'in kendisine de soracağız ama şimdi şöyle bir bilgi dolaşmakta aslında. İşte 1930'larda Alpboğa'nın Dersim bölgesindeki Ermenilerin nüfusuna dair bir bilgilendirme, bir bilgilendirmeden ziyade bir bilgi topladı ve bu bilgilerin halihazırda yakın bir döneme kadar bu bilgi yani Ermeni nüfusuna dair bir bilgi topladı ve bu bilgi neticesinde de 1990'lara kadar bu ailelerin soyunun takip edildiğini söylüyor. Buna dair de ciddi anlamda bu hususta dair kaynaklara ulaşan kişiler var. Bunlardan birisi de Mahmut Bey. Mahmut Bey bunu inkar etmiyor. Yani bu evrağın kendisinden haberdar olduğunu bana ifade etti. Evet. Kendisine eğer uygun görürse hangi bölgede hangi ailelerin tabii Mahmut Bey şundan ötürü açıklayamayacağını ifade etmişti. Zan altında bırakmayalım kendisini. Hani
ya bu pejoratif anlamda kullanmadı ama hani bu insanların artık bir hayatları var ve bu hayatı değiştirecek bilgilerde ve beyanlarda bulunmanın da etik olarak doğru olmadığını söyledi. Evet. Ve dolayısıyla aslında bunu, bütün bunları şundan ötürü aslında cevapladım bu soruyu. Bu Dersim meselesinde bir de bir Ermeni dahilim. Çünkü bu toprakların kadim travmalarından bir tanesi ezilen halklar açısından. Ama özellikle Dersim okunurken, Dersim 38 süreci okunurken burada devletin aslında bölgedeki Kürtlerden ya da Alevilerden ya da Zazalardan ziyade bu yarım kalmış ya da geride kalmış bakiyeyi temizlemeye yönelik bir operasyona girişti. 37 veya 38'inde aslında bunun yansıması olduğu ifade edilmekte. Şimdi Mehmet, 2 saat boyunca konuşuyoruz. Çok değerli, çok önemli şeyler söyledin. Ya şunu söyleyeyim ben. Tabii bu arada bunun da çağrısını yapayım. Pazar günü zaten bu 37 ve 38 ya da bu travmanın, yani bu 37 ve 38 Dersimler açısından ciddi anlamda bir travma. Bu travmanın özellikle Alevi kimliği ve Dersim kimliğinin inşasındaki rolüne dair siyaset bilimci İmran Gürtaş ve Profesör Doktor Şükrü Aslan'la bir burada yine YouTube kanalımızda bir röportaj gerçekleştireceğiz. Son olarak istersen toparlamanı istirham edeceğim ve şunu söyleyeyim. 37-38'de evet, İhsan Sabri Çağlayangil işte gazların kullanıldığını, efendime söyleyeyim, buradaki insanlara yönelik farklı boyutlarda muamelelerin gerçekleştirdiğini ifade ediyor ya da bu dile getirilmekte. Şimdi 37 ve 38'in aslında bir de sonrası var. Yani devlet evet buradaki insanlara müdahale etti. Aslında ulus devlet paradigması kendi sınırları içerisinde otoritesine karşı gelen ya da geldiğini düşündüğü topluluklara yönelik bu tür müdahalelerde sadece Türkiye'de değil dünyanın muhtelif yerlerinde bu tür müdahalelerde bulunmuş da. Ama bizim Dersim 38'i bir katliam olarak nitelendirirken özellikle üzerinde durduğumuz temel argümantasyon şu: bu müdahale gerçekleştirirken ulus devletin kendi paradigması ve mantığı içerisinde baktığımız zaman cinsiyet, yaş, yani yaşlı çocuk, suçlu, suçsuz hiçbir şekilde bir ayrım gözetmeksizin insanların ciddi anlamda bir katliama tabi tutulduğunu görüyoruz. Bunu zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı ve halihazırdaki Cumhurbaşkanı da yıllar önce gerçekleştirmiş olduğu özürle kabul etmişti. Tabii bu gelen sorular içerisinde bu özrün samimiyeti bu sorgulanıyor ama ben burada ilk defa bizim dinleyicilere bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi bu paylaşacağım şey esas itibariyle biraz şaşırtıcı gelebilir. 1979'un ocağında ülkücüler tarafından çıkartılan bir dergi, tek sayılık bir dergi. Bu tek sayılık dergide şu sözlere yer verilmekte. Burada Ecevit hükümeti eleştiriliyor. Hemen Maraş katliamının akabinde çıkıyor. Bir hafta sonrasında çıkan bir dergi. Kon dergisi. Bu dergide şu ibarelere başvuruluyor ve bu dergi Alparslan Türkeş'in talimatıyla ülkücülerin çıkarttığı Kürtlere yönelik ve Dersim, ya Alevileri de, bölgedeki Alevileri de kapsayan bir dergi. Şimdi bu dergide ben şunu ifade edeyim. Şimdi Ecevit'in Dersim'de gerçekleştirdiği bir mitingde şunu ifade, bizim kahramanları diye bir ifadesinin olduğu dile getiriliyor. Sesin gidiyor Yalçın. Sesin gidiyor, duyamadım. Sesim geliyor mu şimdi Mehmet? Şimdi geliyor. Evet, ne demiş dergide? Ecevit'in Dersim'de gerçekleştirildiği bir mitingde Ey 38'in kahramanları diye bir ifadesinin olduğu dile getiriliyor dergide. Bu yazıyı kaleme alan Ali, yani müstarisin de olabilir, Ali İhsan Bacalan tarafından bir dergi. Fakat burada şu sözlere yer verilmekte. Şimdi diyor ki Ecevit, diyor, bu sözü diyor Tunceli'de diyor sarf etti diyor.
Tunceli'nin işte coğrafyasından bahsediyor. İnsanların temiz olmasından, fakat işte cehaletlerinden ötürü kandırıldıklarından bahsediyor. Ama en nihayetinde şuraya geliyor. Birebir ifade etmek isterim. Diyor Ecevit'in E38'in kahramanları sözleri onları kışkırtmaktan, tahrik etmekten ve mezhep sömürüsü yapmaktan başka bir mana ifade etmez. Şu tesadüfe bakınız ki diyor, burası çok, çok önemli. 1938 hadisesi çıktığında yine Ece'nin Malatya'nın da Sivas'ında, Elazığ'ın da Bingöl'ünde devam ediyor. 1938 Dersim isyanı kanlı bir şekilde zamanın CHP hükümeti döneminde bastırıldı ve Dersimli kardeşlerimiz günlerce, aylarca aç, susuz, perişan kalmışlardı. O kuş konmaz, kervan geçmez sarp kayalık dağlarda. Onları perişan eden, onları yerden yere vuran, kanlarının oluk oluk akmasına sebep olan CHP idi. Bu inkar edilemez ve aynı CHP belli ki senelerden beri kardeş kanına susamış. Bu yüzden de diyor, Doğu'yu diyor, Doğu'yu mateme gark etmiştir. Bu bunlara şey yapıyor ve burada yaptığı eleştiri aslında yani bir sağcı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığının talimatıyla çıkan bir dergi, Alparslan Türkeş'in talimatıyla çıkan bir dergi, tek sayılık bir dergi, KON dergisi ve burada CHP'yi 38'de dahilinin olduğunu dile getirerek eleştiriyor. Fakat ve aynı zamanda aslında yıllar sonra Tayyip Erdoğan'ın da yaptığı şey bir özür dilemesi ve tabii bu özrü neden ötürü dilediği de tartışıldı, konuşuldu. İşte güncel siyasal pratiğe tahvil etmek, CHP'yi sıkıştırmak, yani bu tür yorumlar da geldi. Yıllar önce işte dediğim gibi 1979 yılında da bugün işte sağ içerisinde daha radikal bildiğimiz bir kanat esas itibariyle bu tür ifadelerde bulunuyor. Yani aslında devletin reflekslerini elinde bulunduran bir ideolojik yapılanmadan bahsediyoruz. Bu ideolojik yapılanma aslında hani bozuk saatte günde iki defa doğruyu gösterir diye bir tabir vardır ya. Yer yer benim kendi kanaatime göre bu tarihsel gerçekliği iade ediyor. Sen son olarak sözlerine Dersim 38 sonrasında aşiretlerin durumu, iskan, bir arkadaşımız, Remi arkadaşımız bu bölgeye diyor aşiretler yerleştirildi mi? Yani Dersim'den bu bölgeden bu aşiretler çıkartılınca onların yerine başka aşiretler getirilip yerleştirildi mi? Muhacirler diyebiliriz. Ki Osmanlı Devleti bunu düşünmüştü Dersim için. Buna dair fikrin nedir? Şimdi önceki 1947-48'e kadar yasak mıntıkaya kimse alınmıyor. 1948'den sonra yasak mıntıka açılıyor ve peyderpey batıya sürgün edilenlerin bazıları geri dönüyorlar köylerine. Yani dışarıdan o dönemde kimse buraya yerleştirilmiyor. 1936 yılında devlet Dersim'de, az önce Ermeni meselesi dedim ya, çok ayrıntılı çalışma ve raporlar yapıyorlar. Tek tek hayvan sayısı, hastalıklar falan, mesela yeni çıkan bir iki rapor var. Yakında yayınlanır umarım. Çok önemli raporlar var. Ama nedir? Hep işte şu gözle bakılıyor. Ya bunlar Türktü. Bunlar işte zamanla bu dağlarda Kürtleştiler falan. Hep o zaviyeden yorumlanıyor. Biraz önce ben bir şey söylemeyi, eklemeyi unuttum. Köprü yakıldıktan sonra Abdullah Paşa bizzat 40 tane süvariyle suyun karşı tarafına gidiyor. Yusuf Hanlılarla görüşüyor. Demen Hanlılarla. Bak diyor ki aslında köprünün yakılmasını koz olarak kullanıyor Abdullah Paşa. Diyor ki bak köprü yakıldı. Başınız çok ağrıyacak. Kayıtsız şartsız gelin, teslim olun. Sizi ovalara yerleştirelim. Elazığ'a yerleştirelim. Ama kabul etmiyorlar. Hatta bununla ilgili bizzat Yusuf Hanlı bir yaşlı bir amcanın bir şahitlik yaptığı bir olay var. Diyor ki kamera ağaya dedik ki, kamera ağa bak köprü yakıldı, başınız ağrı, gel teslim olun. Kamera ağa da dedi ki ama köprü biz yakmadık. Demen Hanlı falanca kişiler yaktı. Gidin onların peşinden gidin diyor dedi. Abdullah Paşa diyor çalı çırpıyı topladı, yaktı, içine bir tane yaş dal attı. Ve dedi ki bak kamera ağa, kurun içinde yaş da böyle yanar. Sen bilirsin, siz de yanacaksınız dedi. Yani eğer o köprü yakılma hadisesi daha hiç kimsenin burnu kanamadan ağalar kabul etseydi, ki mümkün değil tabii, yani kimse durup durduğu yerde hadi ben gideyim Elazığ'a yerleşeyim falan demez. Kabul etselerdi bu iş böyle kan dökülmeden çözülebilirdi.
Bir de şurayı söyleyeyim. Burası çok önemli. Bak 37'nin sonuna kadar o 7 kişi idam ediliyor. İşte onlarcası ömür boyu hapis falan. O ana kadar 37'nin sonuna, yani İsmet Paşa görevi devredikten sonra Celal Bayar'a 250 civarında sivil ölmüş. 33 mi 35 tane de asker vurulmuş. O 37 boyunca. Şunu sormak lazım. 37-38'de ne oldu da 15 bin tane insan, 15 bin civarında insan katledildi. Bir o kadarına yakını sürgün gitti. Ne oldu? Yani 37'de bütün ağalar yakalanıp idam edilirken, bu iş İsmet Paşa'nın deyimiyle çözülürken ne oldu? O zaman burada sorumluluk kimde? Belli ki dönemin başbakanı da Celal Bayar'da. Bir örnek vereyim. Demenanlı bir amca anlatmıştı. Şöyle demişti Hüseyin Kızılarslan. Biz diyor 37'de dağlara gittik. Tamam, ağalar götürdüler, idam edildiler diyor. Biz geri geldik köylerimize, o kışın yerleştik tekrar. Yani 37-38 arasındaki kış diyor, biz geldik yerleştik. Fakat o bahar geldiği zaman, 38'in baharı geldiği zaman diyor, her taraftan bize dediler ki ya asker gelecek sizi kıracak, tekrar dağlara kaçın diyor. Biz tekrar korkumuzdan dağlara gittik, mağaralara iltica ettik diyor. Demek ki burada devletin çok ciddi bir politikası, bir hatası var yani. O geriye kalan bakiyeyi, o sivil halkı ikna edememiş. İnatla, silahla bunun üzerine gitmiş. Ve neticede 15 bin insan, yoksa ağalar mağalar zaten yakalandı. Mahkeme işi çözdü. Ondan sonrası İsmet İnönü'nün dediği gibi sulhla çözülebilirdi ama olmadı. Son olarak şunu söyleyeceğim. Evet. Dersimler bundan acaba ne, yani Tunceliler bundan ne ders çıkarıyor? Dersimler bundan ne ders çıkarıyor? Acaba çıkardılar mı? Yani bu tarihsel olaydan bir ders çıkar. Sürekli acılarla ağlamak bir yere bir şey kazandırmaz. Ha, demek ki o zaman böyle o 37'de işte birilerinin galyana getirmesi gibi, hadi şu karakolu çıkaralım, askere gitmeyelim, vergi vermeyelim demesi gibi, demek ki bazılarının her dediğine inanmayıp peşinden gitmeyeceksiniz. Ve bölgenize kim olursa olsun, maceracı olsun olmasın, bu ve şu silahlı grupları, bunu şunu almayacaksınız. Bunlar peşinden gitmeyeceksiniz. Toprağınıza, memleketinize sahip çıkacaksınız ve üretim yapacaksınız. Ancak o üretim süreci içinde siz kendi zazacağınızı koruyabilirsiniz. O köylerde varlığınızı koruyabilirsiniz. Bak şimdi o bütün o yasak mıntıka ilan, 37'de 38'de ilan edilen yasak mıntıkada şu anda bir tane köy yok. Yine hepsi bomboş. Ama bunun hepsi 1990 sonrası yaşanan süreçte meydana geldi, değil mi? Çünkü 1950, 60, 70, 80'lere kadar insanlar yine geri dönmüş o köylerinde. Köyler doluydu. Şimdi hepsi bomboş. Yani bundan bir ders çıkarmak lazım demek. O zaman demek ki böyle maceracı işlere girmemek lazım. Türk milliyetçilerine ve Kemalistlere de ben şunu söylüyorum. Yani dersinde devletin yapmış olduğu haksızlığı kabul etmek bu devleti küçültmez. Devleti zaafa ve zarara da uğratmaz. Yani Dersimlerin bir toprak talebi yok, bağımsızlık talebi yok, efendim tazminat talebi yok. Dersimler sadece kendi mağduriyetlerini kabul edilmesini istiyorlar. Suratına karşı dedesi, nenesi işte katledilmiş veya cesetlerin altında kurtulmuş olan bir insana siz suratına karşı iyi yaptık, bir daha yapacağız falan dediğiniz zaman o insanları bu devlete küstürürsünüz. Bu da dediğim gibi Türk milliyetçisi ve Atatürkçülere bir önerim, tavsiyemdir. Söyleyeceklerim bu kadar. Mehmet, bitirirken son olarak değerli bir hocamızdan bir soru var. Ya daha doğrusu aslında birkaç sorusu var. Şimdi diyor ki, şimdi bu Seyit Rıza'ya diyor atfedilen İhsan Sabri Çağlayangil hatıratında bahseder. Alıp ayıptır, evet. Zulümdür, günahtır, evladı Kerbela'yı sözü. Bu diyor Çağlayan'a ait. Evet, bu Çağlayan anılarında bunu yazıyor. Gerçekten de diyor Seyit Rıza tarafından sarf edilmiş olması mümkün mü? Çünkü diyor Seyit Rıza diyor bildiğim kadarıyla Türkçe bilmiyordu diyor. Ve benzer şekilde diyor, yani bu argümantasyonunu takviye edecek şekilde, benzer şekilde diyor mahkemede diyor kararı diyor yanlış anlayan Dersimlerinde idam tunne, yani idam yok diye sevinç içinde bağırdıkları anlatılıyor. İşin bu dilsel kısmına dair ne düşünür diyor Mehmet Yıldırım. Şimdi yani evlat
evlat kelimesini bilmek için Türkçe bilmeye gerek yok yani. Bugün her bütün yaşlılarımız hiç Türkçe bilmeyenler evladın evlat olduğunu bilirler. Evladı Kerbelayık. Ne var bunda? Bir hatayık, bir günah. Yani bunu bilmek için Türkçe bilmeye gerek yok. Evet, mahkeme hukuk dilinde o idam cezaları açıklandığı zaman anlayamadıkları için bazıları idam tüne falan demiştir. Öyle bir velvele olmuştur. Ama evladı Kerbelayık, bir hata, o bir günah. Bunu Zazer'e söylemiştir zaten yani. Bu Türkçe bilmeye gerek yok ki bunu. Ki Seyit Rıza da az çok Türkçe biliyordu. Hani hiç bilmiyordu değil. Türkçeyi biraz az çok biliyordu. Bitirirken boynumda... Ama bitirirken şunu söyleyeyim. Yalçın şunu söyleyeyim. Seyit Rıza'nın evet mahkemedeyken sürekli beni kandırdınız. Beni Ankara'yla görüştürün. Zaten siz karar almışsınız, beni idam edeceksiniz. Ankara, Ankara, ah Ankara, Ankara dediği o dönemin basınına falan da yansımıştır. Ama Seyit Rıza, ben senin yalan ve hilelerinle baş edemedim. Ben de senin önünde boyun eğmeyeceğim. Bu da sana dert olsun. Lafı külliyen yalandır. Yani böyle bir şey yok. Külliyen yalandır. Peki laf lafı açıyor da Seyit Rıza'nın idamına... Hiçbir kaynağı da yok bunun, onu söyleyeyim. Yani kaynak da yok. Böyle Seyit Rıza'nın torununun bir sohbeti var. İşte öyle diyor. Ya niye böyle bir şey desin ki? Yani öyle bir şey yok ki zaten. Adam sürekli şunu söylüyor. Ya diyorlar ki ben niye kaçtım falan. Siz kovaladınız, ben de kaçtım diyor. Ya diyor ben bir şey yapmadım ki diyor. Yani ben Ankara'yla görüştüm. Derdimi Ankara'ya anlatayım diyor. Tamam mı? Su testi zaten diyor. Su yolunda kırılır diyor. Siz diyor zaten karar almışsınız diyor. Beni zaten asacaksınız diyor. Yok ben sanki hani ben bir şey yaptım da boyun eğmedim size dert olsun falan. Gerçekle de alakası yok. Yani o günkü süreçle de uyuşmayan bir iddiadır bu. Şimdi söyle. Mehmet programı bitirirken çok verimli bir program oldu. Seni de çok yorduk. Ben programı bitirirken aslında bir yine İhsan Sabri Çağlayangil'den söz açılmışken o zaten bu idamın hemen neticesinde Mustafa Kemal'in Elazığ'a geldiğini ve kendisiyle görüştüğünü dile getirir. Hatta bu idamın kendisinden de psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini falan da hatıratında hissedebiliyoruz. Yani bu çünkü hava soğuktu diyor ve ben terk ettim orayı falan. Sonrasında da Atatürk'te bu da dile getirildi. Atatürk'ün Mustafa Kemal Paşa'nın daha doğrusu Seyit Rıza'nın idamında orada bulunduğu, hatta bir resim yayınlandı. İşte bu resimde gölgesi yani o gölgesi gözüken kişinin aslında pencereden bu idamı izleyen Mustafa Kemal olduğuna dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Tabii bunlar iddialar. İşte biliyorsun Atatürk oraya Elazığ'a geldi. İşte çeşitli temaslarda bulundu bölgede. Sen bunu buna bir olasılık olarak mı bakıyorsun yoksa tarihsel doneler son olarak yani son sorum olsun. Tarihsel doneler bunu destekler şeyler söylüyor mu? Şimdi o gün Atatürk'ün Elazığ civarında yol çatıda bulunduğu falan biliniyor. Atatürk o gece hani geldi orada gizliden Osmanlı padişahlarının gelip şeyden toplantıları izlediği gibi. Geldi oradan ya bir göreyim bakayım bu Seyit Rıza nasıl bir şeymiş, bu ağalar nasıl bir şeymiş falan dedi, gizlice izledi mi bilemiyorum. Ama ihtimal vermiyorum buna. İhtimal vermiyorum. Fakat Seyit Rıza'yı alıp Atatürk'ün yanına götürdüler. Kendisiyle görüştü falan. Yok. Yani ben buna hiç ihtimal vermiyorum. Buna ihtimal vermiyorum. Ama gizlice geldi, baktı mı bana o da çok mantıklı gelmiyor yani. Bilmiyorum. Elimizde veri yok. Değerli Mehmet, programımız 2 saati aştı. Çok dolu dolu bir program oldu. Seni de çok yorduk. Çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma, bizi izleyenler adına. Bu vesileyle bu programa devam edeceğimizi de ilerleyen günlerde devam edeceğimizi de ifade etmek isterim. Perşembe günü Profesör Doktor Haşim Şahin'le yeni kitabı Dervişler, Fakihler, Gaziler üzerine konuşacağız. Bu hafta yine pazar günü Dersim meselesi ve Alevilik üzerinden İmran Gürtaş ve Profesör Doktor Şükrü Aslan'ı konuk edeceğim. Son sözü nedir diye hani üzerimizde hakkı kalmasın. Ben de gelen yorumları 3 aşağı 5 yukarı
Tabii hepsini sana soramadım soruları. Söylemek istediğin son bir söz varsa alalım. Ben canlı yayını bitireceğim. Hayır, yani söyleyeceğimi söyledim zaten de. Dediğim gibi Dersim hadisesine biraz empati kurarak anlamaya çalışsın insanlar. Aynı iş yerinde çalıştığımız, aynı okulda okuduğumuz, aynı fabrikada çalıştığımız, beraber yemek yediğimiz insanlar, evet, onun dedesi bir zaman asker olarak gelmiş, benim nenemi, dedemi neyse süngülemiş, öldürmüş. Ya bunu bir empati kurarak anlamaya çalışsın insanlar. Yani ha iyi ettik falan, bak isyan edersen böyle ezeriz falan mantığıyla değil. Öyle yaklaşmasınlar. Dersimler bunu dile getirirken bu devlete düşmanlık olsun diye bunları dile getirmiyorlar. Çünkü gerçekten çok çok büyük acılar yaşanmıştır. Yani koyununu, keçisini, çocuğunu alıp devletin namusuna sığınmış olan kadını, çoluğu, çocuğu dere boylarında katletmişsindir. Var mı bunun daha ötesi? Yani bir empati kur, bir anlamaya çalış. Nedenini sorgula, neden böyle oldu falan diye. İyi ettik, kötü ettik falan, baş kaldırdım gibi yaklaşırsanız bu kırıcı oluyor. İnsanları kırıyor. İnsanları bu toplumdan ve devletten soğutuyor. Diyeceğim bunlar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Şimdi yayınımızı burada keseceğim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olasın. İyi akşamlar.